Kur'an-ı Kerim'de ve yüzekkihim diye bir kere geçmeden yuallimuhumul kitabe vel hikme var mı? Ta'lim. Ta'lim başka da ilimini hasıl kılış. Memdur gapır boşmaz. Kitap ve hikmetini de hikmetten murat sünnet. Demek ki kitap ve hikmetini Allah'ın ayetlerini tilavat kılır diye diyor. Demek ki ayetlerini örgeted değil mi? Kitap da örgeted değil. Kitapta bütün örgeniş gerek. Ki İslam sünnet. Tayfalarına hoş gelesin ama olmaz. Yülü örgeni. Öz yekellesi hiç şüphe gemi ayet alıp halıdan istakın kılır. Yakılı örgeni alış gerek. Ulman bilir. Usulü fikh diyen uç. Kitab ve hikmetini yakılı örgeni usulü fikhini getirip çıkarır. Uzun düğününde adam bazen işte peygamber ayetini yani işte peygamber ayetini gapır yürüş. O şu talimi bozuş kısaplanır dinde. Allah'ın demek ki el kitabı bütün etken o hikmetini yakılı etken. Yahlet organı ilişki gerek din. Böyle parçalanmaz. Halıgan cahaya daha mı halıgan yürü olmaz gerek. Doğru ama sana diyelim derece mi derece okulmadı. Birden gelmez okulmaydı. Lekin hulasa yeseleyken de yahlet kitabı sünnette yeseleyken ilişki gerek. Düşküken rivayet denmez. Ben şu yerde tevay yüzekihim de pakilaş. Pakilaş ameliyat. Talimler arası da ameliyat görülüş için halas. Asasın ameliyat. Hud min amvalihim sadakaten tutahiruhum ve tuzek. Tuzekkihim bir hediye. Ularını mallardan alıp sadaka alayım. Bu bilen ularını tazeleysiz, pakileysiz diye. Sadaka bilen. Öyleyse tutahiruhum, tuzekkihim. Hem tatahir var hem tezkiye var. Ulamalar öyleyse bittesi malge bittesi nefske deyişki. Mallarını pakileysiz, nefslerini pakileysiz. Ne demek şu? Alıp pakileyim diye. Sadaka, sadaka kıldırayım diye. Yani ameliyat diye. Tezkiye ameliyat bu. Şimdi şu asnada kereyi buladı. Yardım Allah'ın özüden. Çünkü Allah'a bağlanmasa kişi terbiye kılamıyordu özünü özü. Bıraniyem. Ana şüphe etti yani kişiye zikir kereyi buladı. Zikir o şey terbiyeni, nefsini boysundurışke, şeytanını kuvuşke, Allah'ın mededini alışke, zikir yardım bana. Şimdi yaman sıfatlarını yok atış, tahliye, tehalli diyemiz. Yaman sıfatlardan tazalanıştı. Yaş sıfatlarını uzlaştırışı tehalli diyemiz. Hakiki mu'minlik, insanlık, tevhid yüzeye çıkışının tecelli diyemiz. Tahalliye, yardımcı zikir, istiğfar boladı. Yaman günahlardan toktalasız, aldingilerini geçirilişe istiğfar etesiz. Çünkü günahki içimizden bugün rağbet aldingisini tesir boladı. Aldın kaysızdır günahı kılas ki üçün isteyiz. Kaysızdır günahı isteyip de mi çiz? O aldın kıyam olas elbette. Birinci istemeyiz. Birinci şeytan istese de olas. Yok ya adamdan bugün şeytan istese de. Ya cinden bugün şeytan istedi. Siz birinci haklı yapsınız mı? Kup. Demek aldın kıyan siz. Aldın kıyan İngiliz'i keçirilmegeni de yine hala yakın bulasın. Çünkü istihbar açışkede ki aldın giler keçirilirse kim hala tuttuydu. Nefste kabiliyet kalırdı günah ki. Öyle ki kalbiz yaman görüp kalırdı günah. Ve kerraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan sahabe-i kiramdan tarifi şu Kur'an-ı Kerim'de. Ularga Allah küfürünü, fiskini, isyanını, katta günah, küçükkene günahını yaman korsatıp koydu. Kendi yaman korsatıp koydu. Nefslerde kabiliyeti yok mu? Var. Peki kalpleri yaman koydu. Harim ediyor şu günah kılıçtı. Huddi ki hadis-i şerifteki yanıka küfürge kayıtışını otke ulaştırılışına yaman koydu. Mesela su içsiz, bir metri, iki metri içsiz yakadı. Yine içkisi kimi. İçkisi kimi. Peki kanınızı alıp koysa şey. İçkisi kimi yakaladı. Tam yakadı. Peki içkisi kimi yakaladı. Şuna kadar yaman kuruş böyle. Günahını yaman kuruş için değiliz mi? Ama şu yaman kuruş hasıl oluş için aldığım günahlarımız geçiriliş gerek. Aldığım günahlarımız geçirilmezse kalbimizde, ruhumuzda, o şuna asalet tutursa nefsimizde biz günahdan toplaşımız kıyım böyle. Şu için istiğfar tabakalarımız ki aldığım günahları geçirilsin, Allah şunlarını geçirilsin, yoğulsun. Keyin yaş sıfatlarını kaydan alamız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan alamız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bizge teveccüh gereği böyle. Çünkü salavat etmemiz. Çünkü salavat etkeniz Allah-u Teala'dan Resulullah'a rahmet soruyor etkeniz böyle. Mehir rahmetini ziyade kıyın diye etken böyle. Kimi ki menge bitti salavat etse Allah onge on da salavat etse dediler mi? On mette rahmet bulan kalıyordu. Yani Allah size rahim kıladı diye. Rahim kısa işte gizli belirdi. Siz tazkiyen isteyersin mi? Şunu belirdi. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a teveccühler böyle. Çünkü o kişiye siz namı zikir kılınadı. Her salavatta. O kişiden sizge teveccüh olsa, o kişiden sizge dua olsa, ana o kişideki sıfatlar sizge o tetki inşallah. Himmet sizge Allah'ını bilgen için. Şimdi tecelli diyemiz,
hakiki mu'minlik, tavhid yüzeye çıkadı. Hakiki adamilik kemalge etken bo'ladi. U nima bilan bo'ladi? Yolg'iz Allohga banda bo'lish bilan bo'ladi. U yolg'iz Allohdan boshqa narsani unutish bilan bo'ladi. U uni zikri la ilaha illalloh bo'ladi. O'shuning uchun bu zikrlar yordamga beriladi. Bular ertalabda qilinadi, saharda. Keyin kunduzi bilan tarbiya, yana boshqa zikrlar ham bo'ladi. Lekin u xonaqohlarda zikr ko'p bo'ladi. Minglab qilishadi. Chunki qisqa muddatda tarbiya olib ketadi-da. Kundalik bir demaydi, u tarbiya birdi bo'ladi. Tarbiya birdi ko'p bo'ladi. Qur'on masalan har kuni xatm qilish mumkin, yoki 2 kunda bir xatm qilish mumkin. Qur'on ham o'qiydi, zikr qiladi, ko'p zikr qilishadi. O'shuning uchun uzoq o'tirib qolishganidan toliqib qolishsa, turib bir sakra-sakra bilan davom etishgan. Shundan raqs paydo bo'lgan. Aslida raqs zikrning ish emas, tanaga qonunni aylantirish uchun uzoq o'tirgan paytda qilishgan xolos. Lekin o'sha paytda ham zikrdan to'xtashmagan uchun zikrga bog'lanib qolgan ba'zi johillarning nazarida. O'zi raqs aslida zikrning ish emas, u tanani uyg'otish uchun qilingan. Xullas, ana shunday qilib tarbiya qilinadi. Ana keyin kishi endi siz bilan biz ham o'zimiz masalan o'sha talab ilm bilan bo'lsak, ertalabda o'sha zikrlarni qilib va sunnatdagi axloqlarni o'zimizda tatbiq qilib borsak inshaalloh qo'ldan kelgancha. Endi kimki agar o'ziga murabbiy topolmasa nima qilsin desa, ana unda salovatni ko'paytsin deyiladi. Bir gunohdan to'xtalmasa nima qilsin? Salovatni o'sha gunohdan to'xtashini so'rab Allohdan salovat etsin deydi. Salovatni ko'paytish gunohdan kishining rag'batini so'ndiradi. Allohning tavfiqi bilan albatta. Mana shu tasavvuf bo'ladi. Endi shuni tatbiq qilayotgan paytida nafs poklash, zikrga o'rgatish. Murabbiylar, men hozir Odilxon sizlarga qanaqadir bir manhaj yasab bergan, to'g'rimi? Birinchi falon kitobni o'qiyotgan, falon kitobni o'qiyotgan bundoq. Keyin shu madrasaning nizomini qo'ygan. Falon vaqtda turasan, piston vaqtda o'qilasan, falon vaqtda ovqat yeysan, ha? Ko'chaga chiqmaysan, juma kuni chiqasan, falon joydan qaytib kelasan. To'g'rimi? Nizom bor. Paypog'ingni har kuni almashtirasan, kiyimingni toza tutasan, va hokazo nizom bor. O'shunga ko'ra sizlar yashaysizlar, keyin natija ko'rasizlar. Nizom bo'lmasa, har kim xohlaganini qilaradigan bo'lsa, natija bo'lmaydi. Endi oddiy zohiriy tartibda, zohiriy ta'limda shunchalik nizomga ehtiyoj bor. Botindachi, albatta botinda ham bor. Shunda murabbiylar qaraydi. Bu odamlarga uzun oyat hadislarda aytib bersiz, u kallasi olmaydi uni. U uni yodlaguncha u boshqa ishga o'tib qoladi. O'shaning uchun ularga oyat hadisdan xulosa qilib, sodda qilib, mana hozir men zikrda aytgandek, sodda qilib bir betli narsa qilib beradi. Manhaj. Yoki ikki betli narsa. Mana shunga amal qilasan. O'sha manhajni turli shayx, har bir shayx o'zini diyoridagi odamlarning ehtiyoji, axloqi, odati, urfi, tabiatidan kelib chiqib, o'sha xalqqa mosni kitob sunnatni olib qo'yib beradi. Ularda kasb bor, u yerda boshqa narsasi bor, tabiati bor. Qo'yib beradi-da, shuni qoida qilib qo'yadi. Mana shunday qilasizlar deydi. Masalan, biz Naqshbandiyada 11 ta qoida bor. Hammasi aksar zikrga taalluqli. Qalbni huzurga taalluqli. Nima uchun shuni qo'yganlar u kishi? Shuni qoidani qo'ymasa, odamlarga zikrni qilib qo'ysa, zikrni qilib qo'yib, kunduzi xohlagan ishni qilib yuraveradi keyin. U zikr unga manfaat bermaydi. Ertaga zikr qilib qo'ydim deb kunduzi zikr chekib oladi. Yoki men borib falon joyda mozorga sig'inib qo'ydim-u deb turib, boshqa ishni qilib oladi. Yo'q. Tasavvuf mozor palasi emas. Yoki qabr tavofi yoki o'lik palasi emas. Tasavvuf nafs tarbiyasi. O'shanda ana shu shayx tarbiya uchun zikrni qo'ygan paytida yurishtirishni qo'ygan paytida qoidalarini qisqa qoida qilib tuzib beradi. O'zini yurtidan, ahlidan kelib chiqib. O'sha keyin o'sha kishiga nisbat berib qolmadi keyin. O'sha o'sin. Ayni kitob sunnatda amali tatbiqi bo'ladi. Masalan, Hazrat Naqshband maxfiy zikrni qo'yganlar, g'ijduvoniydan olganlar o'zasi. Maxfiy zikrni nimaga shart qilganlar? Chunki riyokorlikni oldini olish uchun. Ko'rgan bo'lsalar kerak riyokorlarni. Alloh, Alloh, la ilaha illalloh deb boshqa ish qiladiganlar. Yo, sen zikr qilasan, azdarun shav oshinovu vazbirun begona vash. Ichingda Allohga oshno bo'lguning tashingda begonaga o'xshab tur. Bunaqa chiroyli ravish dunyoda kam bo'ladi deb qo'yganlar. Ya'ni shuning uchun Imom Rabboniy Naqshbandiya ajab qofila solaronand kibaran dazrahipin hon baharam qofilaro. Naqshbandiylar ajoyib bir sarbondurlarki qofilani, karvonni ko'zga ko'rinmaydigan yo'ldan olib borishadi manzilga deb qo'yadi. Allohga yetishtiradi. Vali bo'lganingizda yoningizdagi odam bilmaydi. Chunki odamlarga ko'rsatib zikr qilmaysiz, odamlarni ko'rsatib amal qilmaysiz, riyodan qochadi iloji boricha.
tasvir görmesin ilacı olsa bırak dedi. İlacı olsa dedi, görünüşten begene okşap dur dedi. Ne fakat adı begene okşap, bu da adı esnemek için okşap, bugün kalbinde esneyken bu. O zihin ibadetliği kursatma, bana bizde hazır şunun aksi. Özümüzden köre, içimizden köre, taşkarıda özümüzü ibadetliyle kursatçı kurulmamız. Takvalıyla kursatçı kurulmamız, bu nüfak buladı. Bana şunu kurgan için Hazreti Nakşibendi, bizi koşuyken bugün de, aşkı şu hatta kalmam. Bizde yakışıyken buladı, lakin meşaka nefis kurganlar o kişi. Kıyat kendine mahfi kılınlar zikir diyorlar. Bir de kaydı gördünüz mü? Bunda harfi kaydı dedi. Mesela Şazilevler'e de mahfi zikir umman yok. Cahri zikirin bakarışma sözü astırı bilen yetiş. Yani Hazreti Nakşibend, labin kımılamasın diyorlar. Diyorlar ki, taşkarından kalırken adam zikir, İmam Muhammed Parsa, kaydalarını arası etkenler ki, zikir kılıkken yeni yanındaki adam bilmesin diyorlar. Hatta o virgini kılıkken peydin diyorlar. Şu kadar tırnıp oturup kılasın diyorlar. Bir adı adam oyunu oturup diye böyle. O zikir kılıkken böyle, yürüdüm kılıkken böyle. Ana şimdi dereceye op çıkardım. Ben bunun mesela kaydalarını koyuyorum payeti de. O şey Hazreti Nakşibend koydular mı? Ki o kişinin kaydaları bugün için Nakşibendiye kaydası var. Nakşibendiye tarika op kaladı ki. Tarik o şey tasavvufunu tatbik kılış yöşürleri de gel. Tarikat tasavvufunu tasavvuf ilim ve meşgulat. O şeyini tatbik kılış yöşünü tarikat bulan. Şimdi onu ticani nisbeti bilen mensup adam eğer tatbik kısa, birinci şunu yolu koysa, ticaniye tarikat bulur. Hazreti Nakşibend koyanlar için Nakşibendiye bulur. Ahmet Rifai koyan için Rifaiye bulur. Abdülkadir Cilani koyan için Cilaniye, Kadiriye bulur. O hakikası. Uhud kıraat, Asım'ın kıraatı, Hafız'ın kıraatı, rivayeti, Varş'ın rivayeti diyendi gel. O şey rivayetlerini kayden paydan okuyamazsın. Biz Hafız'ı okuyumuz. Kayden paydan okuyamaz şu Hafız kıraatı. Rivayet. Sahabelerden, tabiilerden öğrenilen ilimde arasında serele biz gibi ilgen. İmam-ı Asım yesegenler bunu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kıraatları ona olsundan kaysa bir görüşüyordu. Aynen deseyiz, bir ortasına görüşmeydi. Onlarla kıraatından kaysa bir de okuyun, aynı Resulullah'ın kıraatı bulmaydı. Özlerinin adeti kıraat. Talim diye kıraatları görüşüyordu. Sahabelerde türlü şirketkenler görüşüyordu. Yani adeti kıraatları görüşmeydi. Çünkü özlerin adeti, adeti Kureyşi'yle lehcede okuyanlar. Bırak da kıraat Kureyş'in lahcanı 100% vermiyordu. Ama kıraat da Kureyş'ten başka lahca var. Şimdi gizim mesela imalı var mesela Elif Lamre diye. Kureyş'ten rey bulundu kadar imalı bu gönmez. Ara değişken Kureyş. Onu talim verdiler başka kabirlerine asan basın için. Lakin özlerinin kıraatları o gönmez. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kıraatlarını aynı alemen desiz tapamayız yeryüzünden. Hiç kıyırdı yok. Saçılıp gitken kıraatları. Kıraatları var saçılıyor. Köprak imamı asan bunu nafiyeninkine yıkılır. Özden Kureyş lahcası, özden kıraatı. Kud şunu kat. İmam Asım yası oldu. İstihat kılıp. Maliki, Maliki varken, Malikisini koyup, Malikisini telledi. Sirata, zirata, sirata varken. Ziratanı hem koydu, siratanı hem koydu, saddı telledi, siratanı telledi. Aleyhim, aleyhim, aleyhum varken. Adıl mezitle tılgı asam olsun deyip, aleyhim telledi. Şuna kıpçık oldu, kıraat yeserli bitti. Aynı tabirlerden, sahabelerden, Resulullah'dan alınken kıraat şu. Kıraatlerden cemlendi. Lakin o adamla bir tane hamdını uzun iple bakamayken olsa, onunla birinci talimden Maliki, Maliki, Sirata, Zirata, Sirata, Uksu, Zirata dedi mi? Ateş etti insanlar, yatlanmıyordu. Adamlarla asan olsun için yesep verdim şunu. Biz ne dediğimiz? Musaflar bir tek yazıp koydu. Hafs, rivayette asın kıraatı. Bunlar tersi okuyor musunuz Resulullah'ın kıraatı deneceğini? Yok. Ya sahaben Ubey ibn-i Ka'b'ın kıraatı var. Yok. Asım'ın rivayet kıraatı, Hafs'ın rivayeti de koyuluyor. Hemen Musaf'ta bizde. Başkaları da kolunu versi yazışladı. Hop, kanı Resulullah'ın sünneti diyorsun ki, biz kaç sahabe Asım'ın kıraatı da okuyan, Resulullah Asım'ın kıraatı da okuyan mıydılar? Diyorsun kanı koyuluyor. Nakşibendi bugün mü sahabeler? Maturidi bugün mü sahabeler? Salafler bugün mü şuna kadar? Mezhepte, dedi bazı bir cahil, ilim tarihini bilmiyor. Onlar diyorsun ki, onlar Asım kıraatı değil mi okuyamaz diyorsun. Ama Asım kıraatı okuyup sanmasam sen diyorsun. O zin kıraatı yeseydin, yeser miydin? Resulullah'ın kıraatını topamayız. Kısa bu ne? Kıyamaz hiç kim şey kaçır. Rivayetlerde saçılgın halatı türedi. Aynı kıraatlarını hiç kim koyamaz. İmam-ı Afiyet iki yakın mesela, Medine kıraat. Lakin o kuşu diyem, Kureyş'te hılaf rahçeler var. Çünkü Kureyş'te Kur'an bulan, Kur'an mes, allemel Kur'an mes, allemel Kur'an. Kureyş'te lehcesi allemel Kur'an. Allemel Kur'an diye yaptım ne yapıyor? Hılaf kule yaptı Resulullah'ın kıraatlarını. Kureyş'te. Şimdi bizim aleyhissalatü vesselam. Demek
Xud şunaqa odamlarga ta'lim uchun oson bo'lsin uchun, tatbiq uchun qiroat yasa berdimi? Sunnatdan olib, fiqhda ham xud shu ish bo'lgan. Kitob sunnatdan olib, odamlarga amalga yasab berilgan ibodat, muomalatlar o'sha mazhab bo'lgan. U zamon taqozosi va shariat taqozosi shu. Ilmni tarixi shunday shakllangan. Uning qiyolar hammasi johillar, islom tarixini yomon ko'rgan dushmanlar ular. Mazhabni inkor qiladiganlar. Mazhablar aynı şeriat, aynı sünnet. Hut kıraatlar kebap. Lakin aşağı en bir mezhebim kıraatta mezhepte göre değil acıyor. Mi hurmam, kitabı sünnet kergesi ben diyen adam kıraatta kılamıyor şu işini. Başkası diyen kılamıyor da aslı. Kıraatta davayam kılamıyor. Hut şunindik, terbiye tezkiyede hem kitabı sünnette organik durup, kaideler tüzgende, terbiye ulamaları, tasavvuf tezkiye ulamaları, o işe talimat ki, ular asas sağlığı için, ularga nisbet verilip, Naqshbandiyye, Tijaniyye, Qadiriyye bo'lgan. Aynı kitobi sunnat tatbiqi. Xuddi 10 ta qiro, 20 ta oyat, u ba'zi kalimalar, ba'zi oyatlar 10 xil, 20 xil o'qiladi. Hammasi sunnatdan olingan. Lekin sizga bittasini o'rgatadi. Amali oson bo'lsin uchun. Ha, tarbiyada ham o'tish ishti qilinadi. Aqidada ham o'tish ishti qiyin. Maturidiyye, Ash'ariyye. Havodan, Tavrotdan, Injildan, falsafadan olgan emas. Falsafaga javob bergan. Falsafadan olgan emas. Javob berganini o'qigan ahmoq Parsafa kirgan deb o'yladi. Yo, parsafaga javob bergan. Parsafadan olgan emas. Tarbiya ham xuddi shunday bo'lgan. Tarbiya Hazrat Naqshband masalan Mo'g'ulon nahrida bo'lganlar uchun biz xalqqa mos sharoitni ko'rib turib, o'zimizga mos qoidalarni berganlar. Hazrat G'ijduvoniy 8 ta qo'ygan qoidalarning ustiga 3 tani qo'shib turib, 11 ta qoida bilan o'zgartirganlar. Bozgash, yodgashda Allohni yodlashlik, unutmaslik, muloqaba qilib turishlik tilimsiz. Nigohni nazar barqadan pastga qarash, qaratish. Nima uchun? Qalbdagi huzur sochilmasligi uchun va ko'z gunohga tushmasligi uchun. Safar dal vatan, vatanda sayr qilish. Nima degani u? Ya'ni joyinda zikr qil degan. Ya'ni vatanda safar qilasan. Ya'ni qalban safar qilasan, ruhan safar qilasan. Deb o'rgatganlar. Va hokazo. O'sha qoidalarni qaydan qo'yganlar? G'ijduvoniy va Hazrat Naqshband. Odamlarga oson bo'lsin. Ki şunu tatbiq qilishgan, ta'lim berishgan, qarabsizki, katta bir xalq salohiyat topgan shu bilan. Xuddi shu ishda Abul Hasan Shoziliy qilganda Shoziliyga tariqat bo'lgan. Xuddi shu ishda Ahmad Rifoiy qilganda Rifoiyga tariqat bo'lgan. Hokaz. Demak, tariqatlar tasavvufni tatbiq usullari xuddi Qur'on aytlashga o'xshaydi. Dunyoda 1000 ta tahfiz, 1000 ta qorixona hammasi qori chiqaradi. Pirovard maqsadi hammasi hofiz Qur'on qiladi. Lekin 100 xil yo'l. Biroq oldin sanatadi, keyin sanatmaydi. Biroq orqasini qo'shib olib ketadi. Biroq murojaat qildiradi, biroq murojaat qildirmaydi, biroq sekin o'qitadi, biroq tez o'qitadi, biroq oldin tajvid, biroq keyin tajvid va hokazo. 100 xil uslub. Biroq parani boshidan, biroq parani oxiridan, biroq suvlar bilan o'tadi, biroq para jamlatadi. Hammasini pirovard maqsadi hofiz qilish. Tasavvuf tariqatlarida hammasi bir xil tazkiyatun nafs. Yusullari har xil, ta'limdagi, tahfizdagi yusullarni har xil bo'lganiga. Bu o'zi xalqning tabiati va ularni ehtiyojidan kelib chiqib Alloh ularga ilhom qilgan. Ular o'sha sohani mujtahidi bo'ladi ular. Hazrat Naqshbandlar masalan, ruhiy tabiat mujtahidi bo'ldi. To'g'ri fiqhdan ijtihod qilgan emas, lekin o'zining sohasida ijtihod qilgan bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun Hazrati Imom Rabboniy aytganlarki, tariqat va haqiqat shariatga xodimdir. Men tushuntiraymi deganlar. Maktublardan birida. Islom ilm, amal, ixlosdan iborat deganlar. İlim amal ihlas. İlim mi? Şeriyetten alırsın, kitab-ı sünnetten. Kitab-ı sünnetin hususunu şeriyet diyemiz. Şunu tatbik kısın, amel bulur. Amelde hem keyfiyetini şeriyetten alırsın. Lekir şu ameli Allah için kılmasın, zayıf bulur. İhlasını tarikat örgüt edildi. Tarikat da asasi maksadı ihlasını. Demek ki, hemen tarikat zikirge köp vurgu verir. Demek ki, Allah'a köp bağlanış için. Köp bağlanırsa Allah'ın istediğin bulur. Uzunumuz. Men deb yashash o'rniga Alloh deb yashasangiz, Alloh aytganini qiladigan bo'lasiz, Alloh aytganini qiladigan bo'lasiz, Alloh uchun qiladigan bo'lasiz. O'sha amal foyda beradi, ixlos. Ixlos bilan. O'sha ixlosni hosil qilish uchun endi tariqat kerak bo'ladi. Aytadilarki, masalan deydilar, Imom Rabboniy. G'ibat qilma degan buyruq, va la yaqta ba'dukum ba'da shariat. Nusus ilm bu. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِرْبِرِيزِ غِيبَتْ كِمِنْ Bu ilim, ayet ilim. Şimdi buna üçün ne kılışım kerek? Gıybet kılmasızlık üçün deyse, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte
zikruka ahaka bima yakra. Birodaringni u istamagan sifat bilan gapirishing. Zikr qilishing. Dedilar. Demak, o'shundan to'xtasangiz, birodaringizni nomini tilga olgan paytingizda u istamaydigan narsani u haqida gapirmasligingiz g'ibatdan to'xtash bo'lar ekan. Bu amal shariatdan olasiz. Endi shuni qilyapsiz, lekin nima deb qilyapsiz? Masalan, odamlar g'ibatchi demasinlar uchunmi? Yoki ba'zida qilib qo'yapsiz, masalan, bir qilib, bir qilolmay, bir undoq, bir bundoq yuribsiz. Ana endi shu yerda tariqat kerak bo'ladi. Tariqasiga zikr o'rgatadi-yu, sizni so'zlashdan oldin Allohni eslash o'rgatib qo'yadi. Ana keyin g'ibatdan to'xtashsiz oson bo'ladi. Shunda ham to'xtamayotgan bo'lsangiz, og'zingga tosh sol deydi. Yusunlarni o'rgatadi. Tosh solsangiz ham gapirib qo'ygan bo'lsangiz, chayni toshni yutib bo'lsa ham, yutib turib gapiraveradigan qo'ygan bo'lsangiz, jarima sol deydi o'zingizga, jarima soladi sizga. Qalabsizki sizni qolibga soladi, g'ibatdan to'xtaysiz. Borib-borib siz g'ibat umuman qilmaydigan bo'lib qolasiz, u g'ibatni yomon ko'rib qolasiz. Oldin g'ibatdan mazza olardingiz-ku, o'rtog'ingizni yomonlasangiz mazza qilardingiz, yoki birov yomonlasa ham mazza qilardingiz. Odamlarda shu narsa bor, g'ibatdan ko'pchilik lazzat oladi. Shuning uchun go'sht yeyishga o'xshatadi Alloh taolo. Nimaga go'sht shirin bo'ladi? Odamlar go'sht yeyishga rag'bat qiladi. Insonlarda birovni go'shtini Alloh taolo birodaringizni o'lgan holatda go'shtini yeyishni xohlaysizmi deydi. Go'sht yeyish o'zi go'sht ma'nosida yoqimli narsa. Lekin qachonki uni birodarimni go'shti deb palas qilsangiz, manfur narsa, nafratli narsa. Tushundingizmi? Oddiy go'shtni yeyish, molli go'shtni yeyish totli narsa. Lekin o'sha totli narsa birodaringiz go'shti bo'lsa-chi, unda tabiatingiz ko'tarmaydi. Ulam o'lgan holatida go'shtni kesib yeyish o'ta manfur narsa. Shu yoqmi, shu yomon ko'rasiz-ku. G'ibatdan mutlaq shunaqa narsa. Bu go'shtni yeyishsa, uni sha'nini yeyish, g'ibat obro'sini yeyish. Go'shtdan obro'si baland insonni. Alloh taolo shuni tamsil qiladi. Shu yerda endi insonlarga g'ibat yoqimliligi bor. Nimadan insonga g'ibat yoqimli bo'ladi? Ko'pincha birovning yomonligini eslatsa odam o'zi yaxshiga o'xshaydi. O'zini yaxshi his qilgandan palonchidan lazzatlanadi. Yo'nki hasaddan bo'ladi. Yomon ko'rgan odamining yomonligini eshitib xursam. Mana shu illatlarni yo'qotish uchun Alloh taolo g'ibatni harom qilgan. Obro'ni saqlash uchun. Endi to'xtamayapsiz. Murshid nima deydi? Jarima soladi. Shunda ham to'xtamasangiz, chorasini ko'radi boshqa. Qarabsizki, keyin siz g'ibatdan to'xtaysiz, borib-borib g'ibatni yomon ko'rib qolasiz. Oldin yaxshi ko'rardingiz-ku. Yomon ko'rib, biroq gapirsa, qo'y gapirma deysiz. Dushmaningiz. Odilxon dushman sizga, yomon ko'rasiz Odilxonni. Lekin Adamjon gapirib qoldi Odilxonni. Gapiryapsa, Odilxonni yaxshi ko'rmaysiz. Farazan. O'zi biron yomon ko'rmaydi tasavvuf ahli. Farazan deyapmiz. Masalan, bu odam sizga zulm qilgan. Xafa bo'lib qolgan joyingiz bor. Yomon ko'rmasangiz ham xafa bo'lgan joyingiz bor. Shu odamni zulmini gapirsa ham, qo'y gapirma deysiz. Sizga zulm qilgan bu. Shuni ham gapirgisi kelmaydi. Qo'y gapirma deysiz. Shuni g'ibat qilmaylik. G'ibatni yomon ko'rib qolasiz tabiatan. Bu nima degani sizda? Oyat avtomat tatbiq bo'lyapti degani. Oldin takallub bilan tatbiq bo'lyapti u-da. Birinchi tatbiq bo'lmayapti u-da o'zi. Oyat keldi, buyurildi, amal qilishga o'tdingiz, qiynaldingiz, gapirib qo'yaveradingiz, qiynalayotdingiz. Endi gapirmaydigan o'z-o'zidan gapirmaydigan bo'lib qoldingiz. O'z-o'zidan shariat sizda vala yaqta ba'dukum ba'dan oyati to'la tatbiq bo'lyapti, takallubsiz. Sizning tabiatingizga singmoqdi o'sha amal. Ana shu haqiqat bo'ladi. Birinchi aytgan shariat tatbiq qilish yo'lini o'rgatgan tariqat o'z-o'zidan tatbiq bo'lishiga aylan o'tganda haqiqat bo'ladi. Ana kimda haqiqat hosil bo'lsa, unda ma'rifat keladi. Demak, shariat Alloh jo'natadi. Tariqatni siz tatbiq qilasiz, shariatni tariqat bilan haqiqat qachonki yuzaga kelgan paytida ma'rifat hosil bo'ladi. Qachonki sizda Alloh subhanahu va taoloning hamma hukmlari, kitobi sunnatning hamma qaytariq va buyruqlari o'z-o'zidan tatbiq bo'ladigan bo'l. O'z-o'zidan buyruqlarni qiladigan. Namozga o'zidan-o'zi turasiz. Bura majburlamaydi. Erinmaysiz. Ojizlik qulab qolishingiz mumkin, lekin erinmaysiz hech qachon. Gunohdan o'z-o'zidan to'xtaysiz. Namozni ko'rsangiz, o'zidan-o'zi ko'zingizni tortib olasiz mana bu yoqqa. Qaragingiz kelib, mana buna qilib ikkilanmaysiz. O'z-o'zidan ko'zingizni tortib olasiz. Namozni o'zidan-o'zi. Birovning puli o'tib ketib qolgan bo'lsa, hazar qilasiz. Yo, ol pulingni deysiz. Qabul qilmaysiz. Hech qachon. Sizni yolg'onga tushirib, majburlab qo'ygan vaziyatda ham yolg'on gapirmaysiz. Yolg'onni yomon ko'rasiz. Topshirilgan omonatni o'z-o'zidan ado qilasiz. Biroq majburlab sizni orqangizdan soqchi qo'yib, yoningizga bir kamera qo'yib, peshingizdan kamera qo'yib kuzatib,
sizde haligi robotda ka ishlatish shart emas. O'zingiz inson sifatida omonat ado qilasiz, o'g'irlamaysiz o'z-o'zidan. Sizga na soqchi kerak, na kamera, na mirshab, na boshqa jazo kerak. O'zingiz komil inson bo'lganingiz. Shariatda hamma hukm shunaqa tatbiq bo'ladigan bo'lsa, shu kishi haqiqatga yetgan bo'ladi. Hali haqiqat deydilar. Bu oson narsa emas, botinda ham yetish kerak. Masalan siz ichingizda namozga chiqyapsiz bomdodga. Lekin erinchi oliy bola ichingizda hali chiqmagan bo'ladi haqiqat yuzaga. Sizda chunki qalbingizda undan taskin lazzat yo'q. Sizda o'z-o'zidan hosil bo'lmayapti, sizda takalluf bor. Muhammad ibn Munkadir aytganlarki, men nafsimni jilovlashga urindim, 40 yilda qo'lga oldim deganlar. 40 yilda haqiqatga yetgan. Tobiin, sahobalar tarbiyasidan olgan. Bu oson emas, gapirish oson. Juda katta tavfiq kerak. Ana endi kimdaki shu haqiqat hosil bo'lsa, Alloh taolo uni unga u o'zi amal qilayotgan dinni ma'rifatini beradi keyin. Va u ixlos qilgan iymon keltirgan Alloh o'zini ma'rifatini beradi unga, o'zini tanitadi. U subhanallohdan ham Allohni boshqatdan taniydi. Namozdan keyin aytardi, o'zi tushmadi. Tarallatib aytardi, o'tirib qildi. Shunchaki savob bo'ladi deb o'ylardi, yo'q. U subhanallohdan Allohni qaytadan taniydi. Alhamdulillahdan qaytadan taniydi. Allohu akbardan qaytadan taniydi. Sajda qiladi. Boshqatdan sajdani ma'nosini his qiladi. Boshqatdan sajdada Allohni taniydi. U buni chegarasi yo'q. Ma'rifatning chegarasi bo'lmaydi. Shuning uchun kamolot chegarasi bo'lmaydi. Talab qilingan kamolot bor. Lekin o'sishi mumkin. Rasul akram alayhisolatu vasallam eng mukammal. U kishiga yaqinlashasiz, yeta olmaysiz. Lekin ma'rifatning chegarasi yo'q bo'lgani uchun bu yo'lni chegarasi bo'lmaydi. Ma'rifat oshib banda Allohga yaqin bo'lib boraveradi. Shuning uchun hayotdan maqsad nima desa, hozirgi berilgan kitob Ilal Haqqin birinchi betini shunday ochsam, Usmon Nuriy to'g'ri boshqa azizatli kitoblar degan birinchi qatorida Al-ghoyatu minal haya innama hiya kasbul kamal va shuhudul jamal deb qo'yibdi. Hayotdan maqsad mazza qilib yeb olish emas, baland uylar qurib qo'shnidan zo'rligini isbotlab qo'yish emas. Kasbul kamal. Yoyinki Shveysariyadan yer qilib, keyin bu yerda 1 metr go'rga kirish emas. Yoyinki deylik, katta ishlarni qilib shuhrat qozonish emas. Hayotdan maqsad bu musulmonning qoidasi bu. Boshqalar o'zi maqsad qilaversin. Musulmonning qoidasi. Va to'g'ri yo'l bundan boshqa emas. Kasbul kamal insoniy kamolotni hosil qilish. Va shuhudul jamal natijada Allohning jamoliga erishish. Ko'rdingizmi? Kasbul kamal va shuhudul jamal. Dunyo demak bu hayoti dunyodan maqsad nima ekan? Dunyoda komil inson bo'lib yetishish. Qani maqsad ikkita maqsad. Bittasi dunyoviy maqsad, bittasi uxraviy maqsad. Dunyoviysi kasb dunyoga doiri kasbul kamol. Oxiratga doiri shuhudul jamal. Bu hayotdan oxirat maqsad qilingan. O'sha oxiratdagi maqsad hosil bo'lish uchun dunyodagi maqsad hosil bo'lish kerak. U kasbul kamol. Ana shuni Hazrat Navoiy aytganlarki, kamolit kasbi kim olim uyidin senga farz olmagay nopok chiqmak. Jahondan notamom o'tmak va ayni irul hammom budun nopok chiqmak. Dunyoda kamolotni kasb qilib o't. Ba'zi kishilar kamolat kasbi kim desa, shu kasbini mukammal bajar deb tushunadi, unaqa emas. Yaxshi kasb bo'lgan degani emas u. Insoniy kamolotni kasb qil, o'zlashtir. Nima demoqchi? O'zlashtiriladi degani, tug'ma bo'lmaydi u. Tug'ma moyillik bo'ladi, tug'ma iste'dod bo'ladi. Lekin o'zlashtiriladi u. Tarbiya qilinadi, tarbiya bilan bo'ladi u. Shuning uchun hadis sharifda al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmni o'rganish bilan hosil qilinadi. Hilm hilmga chiniqish bilan hosil qilinadi. Hilm vazminlik degani. Og'ir bosiqlik. Jirraklik hammada bo'ladi. G'azab hammada bo'ladi. U o'zingizni mashq qilib hilmga o'rgatasiz. Al-hilmu bit-tahallum degani xulq o'zlashtiriladi degani. Demak, kamol kasbni kamol, kamolotni kasb qil. Kamolot nima desa, axloq kamolot. Axloq nima? Bandaning o'ziga, Robbiga, barcha mavjudotga munosabatlaridagi ruhiyatidagi vasf, qalb vasf. Uni aks etishi chiroyli bo'lsa odob deyiladi, yomon bo'lsa odobsiz deyiladi. O'tgan safar suhbatda aytganmiz ham bu mavzuni. Ana shu yerda o'zingizga munosabatingiz qanday bo'lsin, Robbingizga munosabatingiz qanday bo'lsin, boshqa mavjudotlarga, insonga yo hayvonotga yo nabototga yo jamoatga hammasida axloq bo'ladi. Oddiy mana piyolani yuvib qo'ydingizmi?
tasbihdan qolmasin deb qo'yadigan bizda. Shu jamoatga nisbatan axloqdan shu. Sajda qilyapsizmi namozga? Robbingizga nisbatan axloqdan. Qo'lingizni qanday tutyapsizmi kindigingizni ostida? Allohga nisbatan axloqdan shu. Va hokazo. O'zingizga nisbatan axloq. Hamma nafsingiz aytganini qilish kerakmi yoki kerak emasmi? O'zingizni qanday tutishingiz kerak? O'zingizni kim deb bilishingiz kerak? O'zingizga qanday munosabatda bo'lishingiz kerak? Mana bu narsalarni uchala jabhada ko'rinadi axloq. Uchalasida Rasul akram alayhissalotu vasallam ko'rsatib bergan namuna eng komil inson axloqi tatbiq qilinsa, ana bu kishi axloqda kamolga yetgan bo'ladi. Shu odam komil inson deyiladi. Ana shuni aytyaptilar, kamolat kasbik. Sen kamolatni kasb qilib ol. Qancha yosh qilinsa shuncha yaxshi. O'shuncha Hazrat Imom Rabboniy o'sha voyaga yetib yetmasdan deganlar. 10-12 atrofida, 10-11-15 to'g'ri o'rtasida eng asosiy vaqt bo'ladi. Undan oldin ham bera olasiz, asosiy payt. Haligi bolaligidan kishilikka o'tish davri, eng shakllanish davri shu davr. Endi uni yoshligida bersiz ham, o'sha vaqtda boshqa narsani olsa aynib ketish mumkin. U paytda siz ko'chaga tashlab qo'yib, buni hali chekkan bilan, hali ichgan bilan, hali o'g'ri bilan, hali qishiq bilan yashab, yemadan keyin 18dan keyin tarbiya qilaman desiz, qiynalasiz. Qilolmasangiz ham mumkin. Suv yo'qotib, fosiq fojir bo'lib, bir rasvosi chiqqandan keyin. Nafsi it nafs bo'lib, to'ng'izdan battar bir hayvon sifat tabiatga kirgandan keyin, xuddun bo'lib, o'zidan boshqani o'ylamaydigan, uni keyin odam qilish qiyin. Bu hurriyat cheklash emas. Mana g'arb tikallasida bolam hurriyatini cheklash, hurriyat cheklash emas, odam qilib tarbiyalash. Hurriyat islomda eng mukammal berilgan. Tasavvuf ayni hurriyat. O'shuning uchun As-sufi man la yamlik va la yumlak deyiladi. Bu sufi kim desa, hech narsaga ega olmaydi, hech kim unga ega bo'la olmaydi. Ega ham bo'lmaydi, egalik ham egalikka ham qolmaydi. Xur bo'ladi. Robbiga xur bo'ladi chunki. Xurriyatni beradi chunki qachon sayyidiyatni chegaralaydi? Sizga ziyon qilsa yoki birodaringizga ziyon qilsa, boshqaga ziyon qilsa. Chegaradagi o'sha yerda. Ammo oldin qilolmaslik kerak. Lekin shariatni fazilati nima bu? Boshqa dunyo qarashlaridan. Hurriyatni berayotganda o'ziga ziyon qilsa qo'yib beryapsizda bu. Hurriyatni. Yo shariat o'zingizga ziyon qiladi deb aytgan to'xtatadi, ichma aroqni deydi. Xursang ichaver demaydi, birovga zarar keltirmasang bo'ldi, urushmasang bo'ldi demaydi. Yo, ichma, senga ziyon deydi. Bu nima degani? Bu shariat sizga mehribon degan. Alloh sizga mehribon degan. A, nargi qoidani qo'yayotganlar sizga mehribon emas ular. Bolangizga shakar mumkin bo'lmasa allergiyasi bo'lsa. Shakar yeyasa, yegin kelyapti, mayli bolam desangiz, bolangizga dushman bo'lasiz, mehribon bo'lmaysiz. Qo'liga tars etib turib, yema shakar desangiz, bolangizga mehribon bo'lasiz. Bu shariatni Alloh tushirganiga belgi. Insonlarni Robbi tushirmasa, bunaqa mehribonlik bo'lmaydi. Endi ana shu hurriyatni cheklash bo'lmaydi ana bu tarbiya paytida. Shuni tushunib olish kerak. Balki haqiqiy hur inson qilib shakllanayotgan bo'ladi. Endi o'sha kamolatni kasb qilmasang deydilar Hazrat Navoiy, kamolatni kasb qilib ol nimaga desa, doimki dunyodan g'amnok chiqishga majbur bo'lmaganda deydilar. Nima demoqchi? Agar komillikni kasb qilmasdan o'lsang, albatta nadomat bilan ketasan oxiratga. Nimaga? Chunki Alloh taolo istiqoma ahliga farishtalarni bashoratini aytadi. Istiqoma ahliga Robbim Alloh deb shu so'zda istiqomada turganlar, istiqoma endi bitta kitob bo'ladi gapirsangiz. Istiqoma de turganlarga farishtalar kelib bashorat beradi. U hal jon berishdan oldin bo'lishi ham mumkin, keyin bo'la, undan ancha oldin bo'lishi ham mumkin. Nima deb bashorat beradi? Biz sizlarni dunyoda ham do'stlaringiz, oxiratda ham. Sizlarga bashorat bo'lsin jannatdan. Sizlar g'amgin bo'lmaysizlar, mahzun bo'lmaysizlar. Sizlarga xavf-xatar yo'q. Deydi-da, senga xavf-xatar yo'q deb beradi. Sen g'amgin bo'lmaysan deyapti. Kimga aytyapti istiqomat ahliga deyapti. Boshqalarga g'am bo'ladi. Nimadandir nadomat qilasiz. Nimadan nur afsus qilasiz? Jannatga kirsangiz ham. Hazrat Navoiy aytadilarki, kamolotni kasb qilmasdan kelsang, o'sha baribir ham ketadi senga. Chunki kamolotni kasb qilib olgin. Keyin aytadilarki, agar sen kamolotni kasb qilib dunyodan chiqmasang, shunga o'xshaysanki, hammomga kirib tozalanmasdan chiqqan odamga o'xshaysan. Nimaga bunga o'xshatadilar? Bir qancha bu yerda ma'nolar bor tagida. Dunyoga kelib ketishdan murod kamolot ekan, xuddiki hammomga kirib chiqishdan murod poklanish bo'lgan ekan. Yani kasbul kamal deyaptilar-u. Xuddi o'sha. Demak, hammomga kirib chiqishdan maqsad bormi? Dunyoga ham kirib ketishdan maqsad bor, shunchaki yeb-ichib bola qoldirib ketish emas hayvonga o'xshab.
insoniy kamolotni hosil qilish. Shuncha ixtiyor berilgan insonga. Gunoh qilishga ham, osiy bo'lishga ham. Endi shuni qilsang dedilar, qilmasang dedilar, demak dunyoga kelganingdan ko'zlangan maqsadni hosil qilmasdan ketibsan. Kamolotni hosil qilmasdan chiqsang dunyodan. Yana bunda shu ishora borki, hammomga kirib kirding poklangani degani nopok eding degani. Demak har qanday insonda yomonlik bor. Kamol tug'ilmaydi. Hech bo'lmaganda yaxshilik kamtik bo'ladi. Masalan, birovga zararsiz bo'ladi, shijoat kam bo'ladi. U shijoatsizligi zarar keltiradi bir kun. Palonchi pistonchini Karim Salimni urayotgan paytda qarab turaveradi o'sha urishiga, zulmiga. Shijoati yo'lligi uchun. Beozorligida sizga yaxshi axloqlikka o'xshaydi. Lekin Karim Salimni urayotgan paytda, himoya qilmagan paytda Karim Salimni o'ldirsa, o'sha qotillikka sherik yo'q bo'ladi u. Qaytarmagan uchun. Ko'rasizmi? Ko'rinishda zararsiz ko'ringan axloq gohida yomonlik bo'ladi u. Demak, insonda o'shunaqangi nuqsonlar albatta bo'ladi. Hech kim kamol tug'ilmaydi. Hammomga hamma nopok kirgani kabi. Hamma noqis tug'iladi. Demak, kamolot hosil qilinadi kasb bilan, mehnat bilan. Xuddiki hammomda ish qilingandek kabi. Shu yerda keyin nimada jahonda notamom deb qo'ydilar? Desiz, Allohu a'lam Hazrat Navoiy hadis sharifdan olganlar. İnnemâ bu'istu li utammima makarimel ahlak. Men peygamber kılıp yuborildim. Oliy janob xulqlarni tamomiga yetkazish uchun, kamoliga yetkazish uchun faqat. Aytdilarmi peygamber kılıp yuborildim men hamma qirilib faqat musulmon qolsin uchun? Yo'q. Aytdilarmiki masalan, men peygamber kılıp yuborildim eng katta saltanat qurish uchun? Yo'q. Aytdilarmi men peygamber kılıp yuborildim bir odamlar kosmosga chiqish uchun? Yo'q. Bu narsalar İnsani kemalat bir insanlık vermeydi, adamilik vermeydi bunlar. Bilme ahlaklarını kemalat ki etkizmiş ki. O şenge peygamber kabul barındı. Ahlakını, şöyle cebhesini biz yukarıda ettik. Demek, natamamlık hadis-i şerifteki li utemmimedeki risaletten faydalanmadan bolesiz. Çünkü risalet kemalat için geldi mi? Siz natamam otsayız, risaletten tola faydalanmadan bolesiz. Çünkü risalet o'sha kamolot uchun kelganda o'zi. Ana Hazrat Navoiy o'shandan o'sha lafzni olyaptilar-da. Kamolat kasbiga, kamolatga notamomlikni aytayotganlar. O'sha makarimul axloq go'zal xulqlarni tamomiga yetkazib risolatni maqsadini o'zingda hosil qilib o'tmasang dunyodan, unda hammomdan nopok chiqqan hech qasi. Dunyoga kelganda maqsadim hosil bo'lgan bo'lmaydi va albatta nadomat bilan chiqasiz. Hammomga kirib tozalamay chiqsa xursand bo'lasiz keyin. Ana shu demak tasavvuf shu. Tasavvuf ana shu kamolot beradi. Endi ana u shariat kitobi sunnat o'zi yetadi-yu deydi ba'zi odam. Kitobi sunnat o'zi yetadi, siz olishni bilsangiz. Bilmasangiz nima qilasiz? Kimdir olib berish kerak bo'ladi. 2 rakat namozda ololasizmi kitobi sunnatdan ola olmaysiz. Yo sunnatga amal qilyapman deb omin jahriya aytaman, rafiyadan qilaman deganlar namozni faqihda o'rgangan, muhaddisdan emas. Muhaddisdan 4 hadisni bilgan xolos. Namozda 100-100lab ahkom bor. Yoki o'nlab ahkom bor. Qayerdan olgan o'shuni? Faqihdan olgan. Ham namozda ham ikir-chikirni hadisdan ololmaysiz, oyatdan ham ololmaysiz. Faqih shuni yasab berdimi sizga kitob sunnatdan olib, xuddi shunaqa tarbiyani ham kitob sunnatdan o'zingiz ololmaysiz. Bo'lib ham axloqnikini. Nozik bo'lgani uchun. Namozni ko'z bilan ko'radigan narsa. Qalbni ko'z bilan ko'rolmaysiz. Uni o'zi mutaxassislari kitob sunnatdan olib berish kerak bo'ladi. O'shani keyin tatbiq qilib bersa, ana shu kishi sufiy bo'ladi, tatbiq qilingan kishi, tatbiq qilgan kishi, tatbiq qilib o'rgatgan odam murshid deyiladi. Murshidga o'zining ixtiyorini topshirib, meni tarbiya qiling degan odam irodasini topshirgani uchun murid deyiladi. Irodasini murabbiyga topshirgani uchun murshidga murid deyiladi. Ana shu ta'limot, demak, tasavvuf amaliyoti, tazkiyatun nafs, uni tatbiq qilish yo'llari, tariqatlar. Demak, mana shunday qilib ixlos hosil qilinsa, keyin amal samara beradi. Ana tariqatlar sizga shu ixlosni shakllantirib beradi. Chunki siz masalan, oddiy misol, namoz to'g'ri sunnatga muvofiq o'qiyapsiz. O'zingiz nazdingizda 100% amal qildingiz. Keyin ko'ngizga kelyaptiki, sunnat men sunnatga muvofiq o'qiyapman. Bu o'qib buni menda o'qmayapti deyapsa, u amal habad bo'lgan bo'ladi. Chunki bu shaytonning xulqi bu, ibodati bilan kibrlanish. Alloh nimaga shaytonni osmonni bir qarshi yerini qo'ymasdan sajda qilsa qabul qilmagan? Kibr uchun.
Ona kadar siz 10 yıl, 100 yıl namaz okuyun kabul kılınmıyor. Çünkü şeytanın ahlakı bile kılıyor hepsi o ibadet. Siz onu tapamıyorsunuz, onu mürebbiyet edin onu. O şey ihlaska siz şu. Çünkü ihlas ne? İhlas var, sırrı ol ihlas var. İhlas var, sırrı ol ihlas var. Sırrı ol ihlas, amelini özden görmezdik. İhlas, Allah için kılış. El amelu lillah deyilir. Sırrı ol ihlasın sırrı olsa, Allah'dan deyip bir ışkı yani amelini. El amelu billah buladı. Şu hasıl bu mesela ameliz, ya habede oladı ya sevabı kemedi. Kemedi. Kamal ibadet bu muydu? Yani ki mesela, sadaka kılas, mahtanıp koyasın. Taraf sik etmez. Yani ki sadakat kılas, riyakıp koyasın. Taraf sik, günahkar bu olduysa amel kılıp. Sevabı alıştı olmuyor. Ama şu derslerin kitabı sünnetten sual almayız, ilacı yok onu. Onu aşı mürebbi kitabı sünnetten alıp yoluyu koyabilmese, hani amelleriniz var ki o, ihlas tapılmadığı için havaket edemez. Aşı İmam Rabbani derler ki, o şey ihlasını terbiyesi için tesavvuf gerek, tarikatlar, o şey hizmet kıbret. Hali gündeyi terbiye yolu bile. Uzak biz yaparken terbiye yolları bile. Düşünürlüyüm. Demek tasavvuf şu, tarikat şu, Nakşibendiye tarikatı biz yurtlarda, Türkiye'de hem en köptaki yerlerden. Onun kaideleri hem, cüde büyük. O, sizge, 10 bitti kaideye koşup görün dedim. Bir de sizge amel kovalışını uzun bağlı, magistrat bitirişten kıyın tersir. Kalp ameli kıyın bunu. Lekin o şimdiye kalıp kemalge etilirdi. Her kim Allah belgen nasibini aladı, o şimdiye kurma tasavvuf kıyın. Alımlı tasavvufu bilen, amını tasavvufun arası da. He. Ne fark var? Etilirdi. Fasık fakihden göre cahil abidinin zararı ketti. Cahil abidinin zararı ketti, fasık fakihden. Biz fasık fakih dinini bozucudan buluyordu. Bu mezherden, bu mezherden alakalar, biz fakihden mevcudu aslı. Fikh davagarı, fikhtu tercüme kadar diyor adamla halas. Aynen bana okul, bozucu da kellede fikhi meleki yok. Lekin fikhten yapırken için, dediğimiz mecazi manada fakih diye bir kuyusu oluyordu. Lekin fasık oluyordu. Nefs bile kaleydi, şeriyet ki. Fakat yengilini istemiyorlar. Doğru, ruhsatla alış mümkün. Lekin nefs kesilden düşüp, fakat şu yakada yürüyüş, usullü kaydan yok ateş bu. Bu bendeliğinde nuvas geçiş böyle. O şahane ziyanı kanaka ketti. Cahil abidini ziyanı ondan ketti. Ne mi uçun deyse, çünkü yukarıda etkenimizdik nefsini terbiyesi, bu tasavvuf şu. Şimdilik tasavvufda mürebbilik, mürşidlikke hem cezbe, hem soluk şart kılınır. Allah'a yakın bendelerin iki taifi olur. Meczuplar, müştebalar olur. Salikler. Salik uzun terbiye kılıp, sünnetki muvafıklaştırıp, yukarıda etkenimiz değil, tedbirler bulan Allah'a yakın bulan adam. Meczup degen, tosetten Allah kalbine bunu utsaladı da, Allah'a acırıp getirdi. Allah Teala özgü tartadı, kaysa bir ameli için. Ya buranın duası bile. Bazılarda iki arası cemlenedi. Hem meczup cezbe olur, hem suluk olur. Biz Nakşibendilerde evvel cezbe olan evzler. Çünkü cezbe bilen kirse sulukunu yakışı öteydi dedi. Köpçülük yok oğlum. Başka bazı tarikatlar oğlum sulukta yürüse keyin cezbe olsa yakışı. Cezbe de şu adam ibadet kılıp yürüyor, zikir kılıp. Birden cezbe ki yempe etti. Başka nasıl köyüne sıkmıyor kalır dedi. O şey cezbe olur. Cezbeden cinle karışmaz. Köyüne başka nasıl sıkmıyor kalır. İbadette başka nasıl. Ya ilimde başka nasıl sıkmıyor kalır. İlimde hem cezbe, ilim hem cezbeden hesaplanırdı. İlimde bugün taşınırken cezbeden bulurdu. Cezbenin cümlesi kere. Hakiki şeriat ilmi olsa o. O şu marifet ki bugün cezbe. Kim de iki arası cemlense şu adam mürşid bulurdu. Fakat meczup olsa hem mürşid bulurdu. Fakat müştaba olsa. Fakat salik olsa hem cezbesi bulmasa mürşid bulurdu. Demek ne fakat ilim. İlim bilen bir sülük. Çünkü sülük ilimden alınır. Ve cezbe buluşuyor. Şunda yine kişi tasavvufdan ders verirse ya ki sofiliğinden irşat kısa olur. Ve terbiye kuruş gerek ki müdür huzurdu. Şundaki kitaptan al bu muydu? İmam Allah Rabbani etkenler ki hatta adette irşat kamil nefsi mutmain bugün verilirdi. Nefsi mutmain de olsa ki irşat verildi. Terbiye kuvveti yan bugün halatı da. Şartı bile. Gahı da mürşitler şu, ölgüm yakalar ki. Falanca gel terbiyeye, yani ki irşad ki müdür yönetiş gerek, bu halı bora diyen adam halı irşad derecesi gel, pişmiyetli geliyor. Bazı mürşidler şunda ruhsat verirseniz şartı,
bu baş mürşit onu terbiyesini devam ettiriş gerek. Alakan özmeydi. Hmm. Terbiyesini devam ettiriş şartı bilen yakınlaşıp koyan payeti de değil mi hocam? Mürtte deyge başlangıç gibi bilmeydi. Lekin tola kemalge etmiyor kasayam. Kemalge etkünce zarurat bolsa bir acaga yönetip ki terbiyeni devam ettirişi mümkün. İmam Rabbani etken ekerler ki kimi ki irşadge otursa deyipliler. Ben de genelde deyirler, şu vazife o, şu buyurulmadan da kılmazdım bu işini deyirler. Lekin bizge buyuru bu tavşı doyan için kılama mecbur deyirler irşadını, terbiyen. İrşadga oturgen kişiye deyirler, İhlas diye halal yetmez diye uçun her günü istiğfar şart malum adadda, kette, kançadır miktarda. Çünkü insan uzaya bağ bir karışı mümkün. Ha? Mesela keramat hasıl oluşu mümkün ondan. Yani ondan tahsillerini bırak mesela kalbi açılıp geçiş mümkün. Ha? Yani ki kişilerin bir taş adam, bakınç adam terbiyelegenden ki o adam ya hamı ikbal kılıp kirli beyni ihlas kılıp kalışı mümkün. O hakkası şuna kapayıp da nefste özgürlük bakmaması gerek. Öz mutmain nefs özgürmesi gerek. Lakin hatırcan bulunmaydı beraber. Şeytandan ve nefsten hatırcan bulunmaydı. Bu hem olsa ubudiyeti devam ettiriş için Allah-u Teala bitirmiş sizlerle alıp dururlar. Ayetler ki istiğfar şart çünkü aksar mürşid de kalbide utup kalan dediler. Çünkü siz bilen biz de kalbimizde utken nesine basak olmayız. Lakin ulanın derecesinde hesap kılınladı. Hayal gibi bir kip gitkeni. Ulanın derecesinde hayal gibi bir kip koyan nesine hesap kılınladı. Şunu ayıp hesaplaşadı da ular. O şunaki haletlerine, kemtegiye sıfır ayet tutur şart. Ben şu hemen mürşidge lazım deyip gördüm. İlla Hazreti Nakşibend bilen Alauddin Attar'a şart mesleken deyipler. Maşallah. Ularının ihlası ki, fütür yetişişge, halal yetişişge hafı yokken deyipler. Maşallah. Şu kadar yetilgenirken ihlası deyip. Mahfuz buluşken. Mahfuz buluşken. İhlası şu kadar yetilgenirken ki, istiğfar ayetişge, etmese hem ularının ihlası, elbette etken, lakin ularının ihlası şu kadar yetilgenirken ki, halal yetip kalışı hafı yokken. Şunu da gördüm deyken, yani keşifte gördüm. Demokçu ben ki mürşid bugün takdirde hem kişi kayıtsız derecede yani istiğfarda, tavabada da daim. Hatırlayacağım bu meyde. Bunun ki hem eski ilim gereği de hazır. Edemsiz bu meyde. İlacı yok. Mesela siz taneyizi bunu doktorda tavşırmak için olsaydınız, tanen mütehassıs buluş gerek o. Nefsizi tavşırıyken olsaydınız, o nefs mütehassıs buluş gerek. O kalp mütehassıs buluş gerek. Albabul kulüb de bu işledi. Kalp arbablardan buluş gerek. Bu mesela ziyanı köp olaydı paydası. Mesela sizce şeriat ne dedi? Kısın yakışı olaydı dedi. Tarikattan kısın yakışı olaydı dedi. Lakin sizce nefsizce koyu verirse, kime koyu verirse de. Hatta mürabbiyeni mi kaladı? Kılasan o şunu. Afzal emel bunu, kılasan sünnetti şunu dedi. Mesela sahabe-i kiramlarda arasında tahaccüd okumaya diyor adam bu gelmez. Değil mi? Çünkü hemen özünü çünkü mecburluyor. Hemen özünü onluyor. Seleflerde tahaccüd okumaya diyor adam tasavvur kılınmıyor. Tahaccüdde hatmi kumediyen adam bulmayan tabirle arasıdır. Hemen bir yek sere bu fakat damlanıp olasınmaz. Şunu diye cemiyet bugün. O şuna kadar kılıp verirdiler o kişiye vazife. Bir gün tahaccüdde uğurlap bir otursa bir o çim dipti. Gün türse hiç kim yok. Yürüp alıp tuvalet kılıp gelip bomdattı dedesi bile mescitte okurken de. Kırsa dedeleri zikirde otururken kendiler mi yaptı? Tuvalet kılıkken kendiler mi? Bomdattı yok ki zikirde oturuyorlar ki lan. Şunu kim görüşüm lan? Ahmak. Şimdi ben gönlük kulağı arasam mı diyen egen? Bu uyuda oturup da, maçta oturup bu kişi. Bu oğlun başka uyuyu köşkü etken o. O şimdi, şimdi bu oğlan kendine de tahaccüd ki. Bunu balla da etkilerinde biz yine verirler etkilerimizi. Şu derecede küzetledi hali ki Murabbi. Bu nazarlarda hamasıge ilim gerek. Hamasıge o adam şu yolu basıp yotken boruş gerek, terbiye kurgen boruş gerek. Nefs ilmi gerek. Nefs ilmi gerek. Bu o da katta ilim bulur, çukur ilim bulur. Amiler için tasavvufta bir manhaj var mı? Alimler için bir manhaj var mı? Şimdi hemen tarikatlar uzarın kitabını okutuşladı. Nakşibendiydi. Bizde yani. Nakşibendiylerde Risale-i Kudüs'ü okutulgen ilgeli. Fasrul kitabı okutulgen Muhammed Barsanik. Fethül Ma'iyye okutuladı. Şimdi en kıskası bizi diyarlarda Hoca Ahlar Veli'ni
Risale-i Validiyesi bugün. Babur tercüme kıyan şey kılın. O da aslında nasır? Farsi. Babur, Türkiye şey kılın tercüme kıyan. O şey, kitap, o şey kitapla okutulgen birinci. Tatbik kılıngen. Bizi diyorlardı, Nakşibendi diyorlardı. Şu, hazır ama şu. Raşahatla okuladı. Ki yukarı derecelerde mektubat okutuladı aslında. Lekin bu tasavvuf bo'lmaydi. Nazariy bu. Bu yani haqiqiy bo'lmaydi. Ya'ni bu murabbiyni qo'liga topshirmasa bo'lmaydi baribir. Bu bir qadar bo'ladi. Bir qadar isloh bo'ladi, bir qadar tuzaladi odam. Lekin kamolga yetish uchun murabbiy bo'lish kerak baribir. Qiyin murabbiy, qiyin narsa. Doim shunday desak, kim o'sha murabbiy deydi? Biz ham so'raymiz-da kim o'sha? Kimdir? Bo'ladi albatta, kimiki deydi, 7 kun istixora qilsa İhlas bilan Allah onu yol, kalbiga ilham qiladi, yo'llaydi o'zini murabbiysiga deydi. Allohdan astodir so'rasa bo'ldi. Murabbiy topa olmagan kishiga o'zini bir nav isloq qilish uchun urinish, kamolga yetkazishga davom emas. Kim bu yerda qalbdan o'tadigan ilham, qalbdan o'tadigan nur ham bo'ladi-da siz u haqiqiy tasavvuf ahlining yonida, haqiqiy sufiyning murabbiyining yonida o'tirsiz ham tarbiya olasiz. Qalbidan sizga shu fayz o'tadi-da, axloqidan olasiz, o'tirish turishidan olasiz, so'zidan olasiz, qalbidan olasiz. Qalbdan o'tadigan ilm bo'ladi alohida. Uni siz kitobdan topa olmaysiz uni. Unga o'sha suhbat kerak bo'ladi. Bizning ummatni afzal ummat qilgan narsa axloq. Salah çapanda namaz nicası da böyle mi? Namaz zarur. Salah çapan uluk. Lakin un demez. Ümmette ulukluk. Afzallik. Ahlak da böyle. Biz şu ahlak diyor kutkenimiz. Az birbirimizi yıkayan zulmümüz, Müslümanlarını birbirini yıkayan zulmü, Müslümanlarına taşkarıdan kafir kıladığı zulümden ancak bu. O da adli nesilerde hem orada. Kimi sökemiz birbirimizi sökemiz Müslüman olup durur. Kimi gıybet kılarımız? Birbirimizi gıybet kılarımız Müslüman muhtur. Kimi ablosuzlandırırız? Birbirimizi ablosuzlandırırız Müslüman muhtur. Mesih bile işimiz yok. Birbirimizi ablosuzlandırırız. Oğlum mu? Ablosuzlandırırız. Dinge hizmet kılıyken bir kişinin hakaret kılarımız. Şimdi bizim başkası bu kop getirip. Fasık facırla kop getirip. Gayrı dinle kop getirip. Özümüz birbirimiz mi oğlumuz iyimiz? Hiç kim var kafirin malı niye yok? Müslümanla birbirinin malı niye? Uç derecede çekiyemiz biz. Hazır. Bu zulümlerimiz birbirimizi öldürüşümüz geçe bargan. Özümüz bunu özümüz kavruluyordu biz. En küçükini halettik halin. Kaynanek elini zulüm kıldı. Ata balası gibi zulüm kıldı. Deki bala atakı zulüm kıldı. O tek ir, aksan ir, ayalıga zalim. Aksan irler, Müslüman erkeler ayalıga zulüm kıldı. Aksan. En kemide tülü bilen, hakaret bilen söküp. En kemide. Hamas zulüm buladı bunu. Bana şu Allah'ım ne diyen? Allah başka günahını zikir kıymayan, zulümünü zikir kıyan. Ben özümge özümü zulüm, özümge zulümünü haram kıldım, özümge özüm. Bendelerim, sizlerin alelerde hem zulümünü haram kıldım. Zulüm Allah'ın nezdindeki en ağır günah. Şirkem şunu şekil et. Bana şu bizim mesela bitti ahlakımız, en yaman ki adaletsizliğimiz, adalet yok etkenimiz, adalet meyarlarını yok etkenimiz. Bittesi amanatdarlık. Amanatlarını otamayız. Karzımızı, avagamızı buradan verme yürüpüz. Koşu yürüpüz. Buranın pulu bizi ötkesi, ötkesini bizi götürmesin diyemiz daim. Bizi bir mezhepke amanatdar kılıyorsa, mezhepke hıyanat kılıyız. Tabip kılıp, doktor bu siz, tanemini tapışırsam, tanemini hıyanat kılıyız. Pulunu alıyor, öyle, epirasta bir gel bular. Bilmezsizden kılıyor, orası epirasta. Epirasta kılıç, şartı olması hem kılıyor. Cerrahlik şart olması diye. Pul alış. O diye özü tukadigen ayarını cerrahı bilen tukadı. Tukadı. Pul alış. Vakıs. Hemmes hıyanet, amanat ya hıyanetle bunlar. Tukul bir asfıttı bu. Bazarlık kirsiz yalgan. Baştan ahır geçedi sizden bunlar. Ekser yani. Hemmes hıyanet. Galip. Öz ara ahbaratlarımız yalgan. Birbirimizge aittikken haberlerimiz yalgan. Şehadetlerimiz yalgan. Falan cahidi bitirdi diken. İmzalarımız yalgan. Vadelerimiz yalgan. Oku veremem, oku veremem ben diken. Okup taşıyamam, okup taşıyamam ben diken. Bana şunların hemen tasavvuf yolu gidin.
Hammasi tasavvuf yo'lida. Masalan, boshqa g'arb davlatlarida tasavvuf yo'q deysiz, yo'q tasavvufda axloqni olgan bo'lasiz. Masalan, Yaponiyani oddiy taraqqiyotini asosiy omillardan biri ularning yaxshi axloqli inson bo'lib, xalq bo'lib tanilishiga sabab bo'lgan qoidalardan bittasi musavat. Biz o'zimiz shariatimizdagi qoida. Tenglik qoidasi. Tenglik nima degani u? Ayol bilan erkak tenglik emas. Har bir inson ikkinchi inson bilan teng deb qaraladi insoniylikda. Ustunmas bir-biridan. Ha. Masalan, bizda o'zbekda maqoli bor. Pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga ur degan. Boshqani o'zingga o'xshat. His qil. Masalan, mana suv, masalan, kubbayani, nima deymiz, stakanni sotib olmoqchiman masalan. Siz sotyapsiz, men sotib olyapman. Nech pulga olishim kerak shu? Sizni o'rningizda men bo'lsam, nech pulga sotsam xursand bo'lardim degan savolni qo'yishim kerak. O'sha pulni berishim kerak sizga. Men bo'lsa xursand bo'ladigan pul emas. Siz xursand bo'ladigan pulni berishim kerak. Aldaning demoqchi emasman. 10 so'mdan 100 so'mga olib, yo'q. Lekin siz bozorda, oddiy bozorda bilasiz narxlarni. Oddiy bozordagi odam, bozordagi mashhur piyola polish, shu piyolasini nech pulga sotsa xursand bo'ladi, masalan. Desa, masalan 10 so'mga 10 so'm berish kerak. Aka 9.5 qiling, deb yarim so'mga to'raman demasiz kerak. Shu darajaga kelsa axloq, kishilar bir-biriga yaxshilik istash kerak. Bir-biriga yaxshilik istash kerak. Biz faqat o'zimizga istaydigan qo'yamiz. Yuzimasi teng ko'ring deydi. Mana Yaponlar xuddi shuni qo'ygan. Tatbiqqa. Bu ham menga o'xshagan inson deb qaraydi, xolos. Bo'ldi, mana shu qoida xolos. Oddiy, masalan, ba'zi ishxonalarda endi hammasi bo'lmasa kerak, ba'zi ishxonalarda shunday deydi. Soat 8 da bo'lsa ish, kech qolish mumkin emas. Ular odatda eng kamida 2 ta kam 8 da ishxonada bo'lish kerak bo'ladi. Yoki 5 ta kamda. Kech qolib kelmaydi ishga. Juda ham tartibli millat. 7:30 da kelsa bir kishi ertaroq kirsa nimaga? Mashina qo'yadigan joyga stanka deydimi? Mashina qo'yar joyga kirsa, uzoqroqqa qo'yar ekan mashinasi. To'yinki kech qolgan odam yaqinroqqa qo'ysin-u, vaqtdan yutib soatiga ulgurib kirsin. Chunki bir kun men ham kech qolib kelishim mumkin, uxlab qolib, boshqa bo'lib esdan chiqib qolib. Ish chiqib qolib. Bir kun menda ham o'tishish bo'lishi mumkin degan tushuncha borligi uchun sirol. Ha, qarang, tenglik. Uni inson emas, bu tenglik bu. Yani bir kun men ham shuni qolaman deydi-da. Shuni insof deydi. Insof nisbatan olmadi. Qarshisizdagi odamni o'zingiz bilan bitta tanani ikkita yarimi deb qarashlaysiz. Shu inson bo'ladi. Shunday qaragani uchun bir kun men ham kech qolib qolsam, qiynalmasligim uchun boshidan qo'yib boraman. 7:30 da keldim, bugun ertaroq vaqtim bemalol. Uzoqqa qo'yib, sekin piyoda yurib boraman. To'yinki bir kun men ham kech qolgan paytimda, ish bir uzoqdan qo'yib borishlar ekan, oxiri kech qolib kelgan odam eng yaqiniga qo'yar ekan. Biz aksincha birinchi borib oldiga qo'yib olaylik deymiz, to'g'rimi? Ko'rasizmi, boshqani o'ylashni ko'ryapsizmi? Nimaga boshqani o'ylayapti? Bir kun shu holatga men ham tushaman, deyapti. O'sha aqlli inson o'sha. Hissiyotini jilovlagan aqlli inson. Faqat hissiyotiga qaraydigan bo'lsa, aqli ishlamasa bizga o'xshagan bo'ladi. Endi hali shu tenglikka bu farz bu. Tenglik ayni bu stankani aytmoqchi emasman. Boshqani o'zingiz bilan teng ko'rishingiz bu farz bu. Shu daraja farz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Birortangiz birodariga o'ziga istagan narsani istaydigan bo'lmaguncha mu'min bo'lmaydi. Shart ham solih bo'lmaydi, vali bo'lmaydi, taqvoli bo'lmaydi emas, mu'min bo'lmaydi, biror mu'min bo'lmaydi. Ya'ni komil mu'min bo'lmaydi. Qani iymonning sharti boshqa birodaringizni o'zingizga teng ko'rishingiz. Eng kami bu. Bu farz bu. Endi ortiq ko'rish bu sunnat. Teng ko'rish vojib. Ortiq ko'rish sunnat. O'shuncha nima aytadilar? Sopollar. Shariat aytadur o'ldir ilonni, tariqat aytadur og'ritma jonni. Biroq men bir shapalaq ursam, bir shapalaq urishga haqqingiz bor. Shariat uravur deydi. Qasos haqqing bor deydi. Lekin Qur'on nima deydi? Wala man sabara va g'afar. Lekin sabr qilib kechirib olsa, bu azmul umurdan, bu buyuk ishlardan bu. Ajr Allohning zimmasida u. Dedi, tarikat nima deydi? Ya sen dargisini kimga qo'yaver ruxsatini. Mash afzalini olasan, azmul umrni olasan deydi. Og'ritma jonni deb aytadi, deydi. Ya'ni insor darajasi bor. Tenglikdan ortiq, boshqani o'zidan ortiq ko'rish, teng ko'rishingiz bu vojib daraja. Boshqani o'zidan, boshqani manfaatini o'zingiz manfaatidan ortiq ko'rishingiz. Boshqani ziyonini o'zingiz ziyoningizdan ko'ra muhim ko'rishingiz, og'ir ko'rishingiz
Bu sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselam şunu diye buyurdu. Çünkü sadaka yiyen peyitte daim pulu köpertir bir yerde. Daim özel kiyip durgen mesela yerleştirip Resulullah'a yerleştirdim. Sizin için hiçbir olur geldi. Aleyhissalatü vesselam. Hatta etkiler, ben diyenler silerini koyup özümde bulanırsa amayım ben diyenler. Fakat ben de tüy yaparsa ben ne kadar diyenler. Avla bilekleri talep koyan peyti de. Cahiller. Sahabeler bile de onu. Avla bilek öyle biz gelme mal bir ondan buna diye peyti etkiler. Ben hiç kimge, ben özümde hiç kimden uslu koyayım ben diyenler. Ve hakikaten şunu yakıyorlar. En naçal hanıdan Resulullah'ın hanıdanları bugün. Aleyhissalatü vesselam. Hatta ümmahatul mümininler dava kılış, şikayet kılışken Resulullah başkalarına okşar, biz hem kengine yaşayalık, takınçlar takıyalık, bezeneyelik, cüraliyelik, yaşayalık biz hem. Degende Allah ayet düşürgen, ayetini ayarlarız gel. Üçünün hayatı isteyeceğim bu şeyler, pul, mol kılı belirmen, hem eylerini talak eden belirmen de belki. Men deka yaşayasılar, kimyen bile yaşayasılar de belki. Halim Resulullah Ekrem Aleyhisselam, ne fakat oğuzlar, bütün ahalleri bilen, şunu diye bugünler. Bütün ahalleri bilen. Bu İsar derecesi, bu yukarı derece bu. Hani bize ümmetine ahlakı belend. Lakin biz o şey yapın kılıyken musabatıyım amımızda hiç yok. Vacip dereceniyim ama gelmemizde biz. Çünkü o kadar koyalımız. Belki ben dünyadaki en yetekçi kanunçilik hazır İngiliz kanunçilik. Başkalar köçürmek köçürlük. Adalet meyyarını kitab-ı sünnetten alıyor, fiqhten alıyor. Adalet özür meyyarı burada adalet diyeyim. Mesela ben sizge piyalanı avalayım desem, ne kadar avalarken ben desiz. Avar da yapan sen gel diyeyim ben. Desiz ki, desem ki siz, seyirleme beni desiz mi? Kimi, palancı al da yapan sen gel desem, ne diyersen de müşüz götürez. Kimi siz müşüz yetip kemiye durup, özüm sizi tasap koyma, kars edin, vurs edin. Kimi sizden beni uğraz. Kelamız uğruş kötemiz, burnumuz kanıgen, ahir ki yalnızca pisah duruyor burası, ser çıkart, ser yapayasın siz ahir geç o yüzden toluşuk yapan değil böyleyken burası, benim. Adalet kimdi? Başlangıcı piyano boyundan başlangı. Sizden nele alamayken diken peyitte adalet talep koyan siz o düşünce. Mesela hiç bir yüzden değil. Ben şimdi benim adalet talep koyan mı? Ölüp parası da mı? Etkenin kapıyor seni de. Adı yap ben diken mi? Benim adalet talep koyan yapıyorum uzunca. Kim adalet olsun? İkilerimiz uğraşıp ahirlerimiz bizim zorluk koyuyor hepsi olsun. Hayatta yok bunu kavakı. İkilerisi hem özü adalet kılıyken mi? Megun haklı diye bunu kamas tip tura di kelas diye. Ozan hak diye kim burada? Şu yerde kelasdan taşkarı meyyar kere bu yerde. Bana o doğru bana o doğru diye. O şu adalet kim koy verir meyyar? Bana şu hissiyatlardan taşkarı bugün zat koyuş gerek. Allah koyadı onu. Ne hissiyatla bilen yaşayan insan koyamaydı bunu. O şu koyulgen fikhte. Fikhne maksadı adalet doğru netiş. O şu ne oyan kanunçilik ki? Kayırdaki şunca amel kıyam olsa, o şu tamamen yutuk yarışı oluyor. Kayırda şundan izden çıkan olsa, o şu tamamen yutuk kazı oluyor. Adalet kanunçilik, adalet meyyar. Bir de şu meyyarını özü bilen, köp narsaki erişişken, başka halklar. Biz o şunu katı koyuyor muyuz? Şimdi bizimle. Kette sen, küçük nesne hop de, dedi. Kette gel, seyitin o dolet yapsın diye koyuş gerek. Bunu gayetip, kiçkinesen sen hop degen akenge yoki tog'inga dedizmi? Hop degandan keyin menga qarang, siz noto'g'ri aytdingiz. Kechirim so'rab qo'ying deyish kerak bunga. Nima bo'lsa ham tog'inatgan bo'lsin emas. O'sha oddiy oilaviy munosabatda ham adolat yo'q. Tushundingizmi? Mana shu narsalardan biz hozir ketganmiz. Mana shu narsalarda hammasi tasavvuf yo'lida. Tasavvufni hali zikr yoki kiyim, salla chopon surma qo'yish, tasbih degan narsalarda ko'rishdan bu johillik emas. Tasavvuf axloqda u. Laysa at-tasawwuf laqsar raqisin va la tablun va zamrun va tasxobun va tahyiju. Tasavvuf bu domlo chalish emas u. Sunna chalish emas u. Baqir chaqir qilish emas. Yoki odamlarni qo'zg'a tushuna va qilish emas. Va la huwa az-zikru bi alfazin sadijatin muharrafatin. ولا صعق وتشنيج و adam tushunmaydigan ha va degan zikrlarda tushunasiz lafzlar bilan zikr qilish emas. Sadijatin muharrafa o'zgartirilgan sadijani haligi bachkana so'zlarini qaytarish emas.
yonki soq qushdan ketib olish yonki birovni tashnij ya'ni g'ujana bo'lib olish ham emas odamlarni g'ujana qilib qo'yish emas ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديانة ترويج مثلا لرده بارده عرب ديال لرده بارده بارده لرده كتاب يراد بس بارده طريقة أهل مزده وشده بارده لرده كتاب كتاب لرده يرش كلش مز لان لرده بويا والب بس يكي قزر بارده طريقة سارق بارده زنگ والب شون ديكي وشو يرش لرده الله غزب بار ولا هو العمة الكبرى ولا صبح حول الرقاب ولا جمع المفاليج وكاتس هلا يمس تسوف بوينغا اسوار نديان كتا تسبي يمس فلاج بوب قيان بي خشبو وغان بر قنجا بر تودا جماعة يمس تسوف ولا تعطل او دعوى الولاية او صنع الخوارق او كذب وتدبيج بكال وطول والله سماسو الله بلاد بزقيدي اتليج to'plab olib oshxo'rlik qilib yoki xudo beradi rizqimiz deb dangasa bo'lib yotib olish emas u sun'iy karomat yasash ham emas yoki vali oyati davosi ham emas yoki sun'iy karomat yasash ham emas yolg'on yoki tadbij ya'ni odamlarni avrash ham emas valal ijazatu tushro bid darohimi aw wadhaif sarfuha bil zayf mamzuj u pulga sotiladigan ijozalar ham emas yoyinki مزيف سخطة وزيفة لرمس ولا وشاح وشاح دي من هون قرن دان بيدن دارت ديان يلقى دان شب بقن دان شد اعلان ديان كمر دان اتد طريقة هلر شنو خ كلمة لر ديوز والب راكي ذكر دي كلمة سنو يوز والب وزن طريقة نام نوز والب تقيم يلو سيدر شنو خ ولا وشاح وعكاز ولا نسب إلى النبي بالبهتان منسوجو وشاح من كامر لا تقوى لشمس يعني كي حاسة تتشمس هذا بس ده عن جانده پايدو بغن حاسة تتشمس ديان جاب وده حاسة تتشمس في عمام زوشة بلي بندي وليد يعني كي صحابة لرغي حاسة تتشمس ديمس سنة دوسة غايو كي تشمس سنة دوسة وني كيش بليم حاسة تتشمس ديمش ده يعني كي پالان يشت سنة دولد مو حماس ده ويدرمي جاب لر رسول الله تتكن ملي تتكن لر و احتياج لن تتكن لر كورنش كمس و كريه بغن پايدة مشنا جاب لر ولا عكاز ولا وشاح وعكاز حاسة تتويرش ماس تساوف يوكي پيغمبر عليه الصلاة والسلام جاء من سبلغني دعوة قلب سيد لي بتولى لفني دعوة سماس يلغن ده وليس بالفلسفات الهوجي ينقلها كالببغاوات جهلا قلة هوجو ينا بالفلسفي جابل المسكي بالبات يعني ما ناسس شروع لي جابل انتير بيت شمسكي جاهلر بعض qilla ozchilik bor o'shalar shuni to'tiga o'xshab yodlab olib sayraveradigan gaplar bor falsafiy gaplar tasavvuf emas deb keyin aytadilarki inna tasavvufa fiqhu dini qotibatan tasavvuf nima tasavvuf dinni to'la tushunishlik chala emas inna tasavvufa fiqhu dini qotibatan dinni hammasi juzini tushunish hamma juzini zohiru botinin val fiqhu biddini tavsiqun va taxriju dinda faqihlik tavsiq bilan ya'ni kitobi sunnatni dalil qilish bilan tahrij undan istinbot olish bilan bo'ladi mashalloh ijtihod qilish bilan bo'ladi shunchaki og'iz ekan gapni gapirish haligi ilmsiz bo'lsa bo'ladimi degan savolga bo'lmaydi kitobi sunnat huval kitabu va ma jaa an-nabiyyu bihi va kullu shay'in siwa hada fa mahjuju ya'ni bu nima degani kitobi sunnatdir nabiy alayhi salatu vassalom olib kelgan narsadir bundan boshqa hammasi mahjuj hujjatga yaroqsizdir إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحبه وحب الله تتويجه تصوف الله أنه برسركي وزي يحشكور جاني كبيرة دون الله أنه محبة بشرك تاج بولد وإنما هو أخلاق ومعرفة وذكر وفكر وترويح وتأريج إن بو تصوف نمو دسيس بو أخلاق دور فكر دور ذكر دور شو بلن أدام نريد خشبوليك تلاتش دور إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج التصوف بو الله سبحانه وتعالى يرد خليفة يرد من دقام آدم يرد كم بيتا الله ني يرد وش خليفة سنة يزاقة چقالشن الله ني يرد ورن بصرن باشا معنى سنة مسو
Haligi aytganimiz Allohning amrlari unda o'z-o'zidan tatbiq bo'ladigan odam. Haqiqatga yetgan odam. Yuqorida aytganimiz. Agar shunday bo'lmasa, bu hammasi aldov bo'ladi. Demak, tasavvuf shu bu ilm bilan bo'ladi hozir. Mana shunday bo'lmagani uchun hozir demak shu yerda innama huwa akhlaqun va ma'rifatun. Akhlaq va ma'rifat. Ana shu narsa yo'qolib qo'yamiz. Mana shuni olgan boshqa millatlar. Taraqqiy etgan millatlar hozir. Tasavvuf shunaqa zarur. Siz shunaqa zarurmi deganingizni tushunyapman. Shunaqa zarur. Boshqa xalqlar tasavvufdan olgan joyi bilan, islomdan ya'ni olgan joyi bilan taraqqiy etgan. Va biz o'sha jihatni yo'qotib tanazzulga tushganmiz. Xorijda o'qish, uzun muddat o'qish ham talabani, ham oilasi, ota-onasini biroz charchatadi. Tezroq vatanga qaytsam deydi. 3 yil, 4 yil o'qigandan keyin vatanga qaytib xizmat qilish xohishi, istagi yana ham kuchayadi. Shunaqangi holatda qaytgani afzalmi yoki bir sohani mutaxassisi bo'lgani afzalmi? O'zbekistonda o'zimizda bir sohani mutaxassislariga tahfiq bo'lsin, hadis bo'lsin, tafsir bo'lsin, aqida bo'lsin yoki boshqa ilmlar bo'lsin. Mutaxassislikka ehtiyoj qancha? Ehtiyoj alhamdulillah juda ham katta. Xususan mutaxassisga ehtiyoj katta. O'zgacha bir aytdim-ku, voiz yo'q. Mutaxassis bo'lib qaytish kerak. Lekin muddat belgilash kerak, yuraolmaslik kerak 20 yil, 30 yil. Bitta sohada tor, sohada yaxshi mutaxassis bo'lish kerak. Boshqa ilmlardan o'sha ilmga da ehtiyoj bo'ladigan darajada bilish kerak. Hadisdan ham fiqhga ehtiyoj bo'ladigan darajada bilish kerak. Aqidadan ham fiqhda masalan palon narsani aytsa kofir bo'ladi degan fatvo keladi qozilikda. Siz aqidani bilishingiz kerak buning uchun. O'zingizga amal qilish uchun bilishdan tashqari. Tushundingizmi? Va hokazo, tasavvufdan ham hammasidan. Hammasidan o'zingizga ulush bo'lish kerak amalingiz uchun va o'sha egallamoqchi bo'lgan ilmingizni ehtiyojimiz, zaruratiga qarab yordamchi fan sifatida. Lekin o'sha bitta fanni egallash kerak. Masalan, fiqh, hadis, tafsir qaysi biri bo'lsa, bittasida chuqur mutaxassis bo'lish kerak. Bizda o'sha mutaxassislik yetishmaydi. Tojiklarning bir maqoli bor. Mulloyi chala kofirasi deydi. Sallamulloh kofirdir deb qo'yishadi. Endi hamma ham butun mullo bo'lib chala o'lib ketadi oldin. U nima degan chala bo'yi qolib ketgan degan. Nimaga desiz, omma odam indamay yuradi bilmagani uchun. Olim odam bilib gapiradi. O'zini ehtiyot qiladi. Chala mullachi bilaman deb o'ylab bilmasligini bilmaydi. Gapirib qo'yib, hatto iymoniga putur yetib qolishi mumkin. O'shaning uchun mutaxassis bo'lib borish kerak. Ehtiyoj katta. O'zi taxassus tanlashda biz aytamiz, doim 3ta me'yor bor. Ehtiyoj, ishtiyoq, iqtidor. Iqtidor. Siz qaysi sohani tanlayman deb qarasangiz, o'zingizga o'zingiz. Faqih bo'laymi, muhaddis bo'laymi, tafsir. Qarang, siz qayda xizmat qilmoqchisiz? O'sha yerdagi ehtiyojga qarang. Tasavvufga ehtiyoj bormi? Hadisga ehtiyoj bormi? Fiqhga ehtiyoj bormi? Qiroatga ehtiyoj bormi? Ha? Tafsirga. Aytganimdek, hammasiga ehtiyoj bor. Mutaxassisga, haqiqiy sohani egasi bo'lishga. Sohani egasi bo'lish boshqa narsa u. Kitob o'qib berish emas u. U o'sha fanni aksar masalasini yoddan bilish kerak va muammolarini yecha olish kerak. Va tarixini yaxshi bilish kerak. Hamma bosqichini egallagan bo'lish kerak va hozirgi zamonga tatbiq qilib berish kerak, gapirib berish emas. Ehtiyoj bor Xudoga shukr hammasiga. Demak, qaysi sohani tanlasam bo'lar edi shariy ilmlardan? Birinchi savolga javob bor. Endi siz ishtiyoqqa, iqtidorga qarang. Iqtidoringiz qaysiga ko'proq? Yoshingizga qarang, zihningizga, tafakkuringizga qarang. O'zingiz qaysini sevasiz? Ishtiyoqingiz. Ishtiyoqsi ikkinchisi, birinchi me'yor iqtidor, iqtidor. İktidarınız kanın. İhtiyacı anı oldu. Şimdi iktidarı da kanın. Kaysi birge iktidarınız var. Buluş mümkün. Bitti. İki de üç defa gen buluş mümkün iktidarsızdı. Lakin bir tasiye köprü abi oladı mesela. Mesela mantıki olarak fikirle gen adam mümkün. Riyazi akıl dedi. Fikhki usulge yakşı bulu. Hatırası küçülüyor adam. Hadiske tafsirge yakşı bulu. Düşündünüz mü? Lugatke zavuk bul adam. Masalan, she'riyatni o'qisa, adabiyotni o'qisa, mazza qiladigan odamga tafsir va lug'at yaxshi bo'ladi. Qaysi, masalan, siz bitta bayt o'qib mazza qilib olyapsizmi, kayf qilib olyapsizmi, adabiyotga berishingiz kerak o'zingiz. She'rni o'qib, balog'at doktor gulga o'xshatib ko'rin, shu ham gapmi deydigan bo'lsangiz, o'qimay qo'yavering adabiyotni. Sizda adabiy zavq yo'q. Adabiyotni siz kitobda
Mecaz degen joyda bu mecaz degen mamlaka nasıl yedi deyip çoğunsuz buldu. Siz edebiyat kirmeyi koyarın. Ya bu barmağım gülge okşaydı. Barmağım gülge hayır okşaydı. Desiz, buldu siz edebiyat kirmeyi koyarın. Başka nasıl yedikirin. O yüzden ki kabiliyetsizlik karın ikinci. Üçüncü, işte yoktu karın. Fakat kabiliyet etmedi. İnsan köp okuyan nesnesini yadlaya aladı. Yadlayan nesnesini etibere aladı. Ama aşık bugün nesnesi de icat kıladı. Maşallah. Sevgi nesnesi icat kıladı. Berber sevgi nesnesi kurtarız ahır. Şimdi izin mi? Berber sevgi nesnesi icat kıladı ahır. Fikri tok olur asım siz budur mezak kıladı. Masal şimdi. O şey iştiyak izleyen kare. İştiyak, iştiyak bilen iktidar birleşse ihtiyaç ulaşa şükür var. Ana netice çıkar. Lekin bunda işte tahassüsünü, işte mütehassüslerden alıp menhacını koyup ahırga yetkizeyim. Üçte baskış böyle. Birinci baskışta müptedilerin baskışı değil mi? Hamefendi. Fenli umumi meselelerini düşünüş, anlayış istilahlarını biliş böyle. İkinci baskışta fenli meselelerini, delillerini organiş böyle. Hüccetlerini organiş, aksel meselesini organiş. Üçüncü baskışta münakaşa böyle. Fenli muammalarını yetiş. Mesela mecazdı, mecaz asıl mı, hakikat asıl mı falan nasıl da. Falan mesela falan mesela belagat uzun bahsler var. Hakikat falan nasıl ifade kıladım, falan nasıl ifade kıladım. Hakikat urfiye, mecaz değil dedim, değil miydim? O hakikat. Şunu kan mesela meselelerde münakaşa kılas. Usul ki fiqh kırsız, boyunca başlatış bir ayet eken mi? Siz birinci babda, birinci baskıştı. Müstahabdi okuyken siz boğuldu muhtesar diye tedavir. O müstahabbu teyamun ve meshul rakabe diye yeterler sizce. Lakin ahir baskışta siz münakaşa kılırsınız. Hakikaten müstahabı müstahabı mı? Doğru. Mahbubi müstahabı deyip getirdiler. Bir kabiyat yemez. Lakin ne delil o? Ben körüp aldım mabsutta. Bidat deyip diyor. İyi bidat mı? Hakikaten bidat buluşu mümkün mü? Münakaşa kılırsınız. Delillerini organiz. Münakaşa kılırsınız. Yeşimine ahir getirsiniz. Bana bu müntehin baskışı olur. Şunu becerirsiniz. Yani ondan ki siz ders verirsiniz böyle. Ondan ki uyuyakı müstakil mutalak edin. Ondan ki sizge hemen kitapta usta okudu vermeydi. İbn-i Abidin diyeyim hemen okudu verir, Mabsut diyeyim hemen okudu verir. İlacı yok onu. Uyuyakı müstakil mutalak siz. Bu da fenli fahamladiyiz. Bu da uyuyakı. Uyuyakı sizden okuş ve okuş. Tahrir ketedi uyuyakı. Ki uyuyakı ki bahsle kılışınız mümkün. Fikhte, fikhi, hak, hadis. Mesela Şeyh Avama'ya ben bazı bir adamlar hadis ilmi kutuyla bahsen deyse derler bazılar. Yani hadis ilmi hâme bahsıkı bulunuyor, öl bugün. Yani yengini yarat bulmaydı hadis ilmide. Hadis ilmiden, dirayeten demek ki ben. Metnini yatlaşmaz. Senedini organiş, hadiste hükmünü çıkarış. Sahih, zayıf, o hakkı zayıf hükmünü çıkarış. Balkın, o şenge ihtiyaç yok. Mustalahını şunu ne düşün gidiyor, o şeyin buldu. Bir cahada Hasan hadis dese, Hasan bana kadiyeniydi. Sahih dese, bana kadiyeniydi deyip şu masayın buldu. Lekin kayıttan sahih, ya ki zayıf deyişke, istep çıkışı ihtiyacı yok deyip, bazı hadis şunasları ayta dediysem, bunlar cahil dedi. Allah'a akbar. Şeyh Avam. Fikhde dediler, berar da bab yok ki hadisi bahsi ihtiyacı bulmasa dedi. Hanefi fikhini uzdayım. Mukalam olsa başka labdan soruşursuz, ette kaçın. Ve mesela hadisten keledi cüde köp hücum. Hanefi mezhebi geyim. Hanefi mezhebi geyim şu. Bir mezheplerde hücum yiyem hadisten keledi. Akide'de mücessimeler, mücabbiyeler hem hadisten keledi. Ayetten kele olmayıydı. Hmm. Asasında hadis bilen özün fikirinden mekale kullu mahçup oluyordu. Hatta Almanya'dan hem hadisten keledi şubhası. Hmm. Birinci hadiske şubhatı oldular. Sahih Bukhari'ye şubhatı oldular. Hadisteki bir de kavni haberge şubhat oldular. Vah kaza, ya ki fikhi hükümge. Hadisten kirledi hücumlar. Hadis, bir hadiste ayeti, bana kadar gelirken hadiste, bana kadar gelirken, bunda kadar gelirken, bu ilim gezid dese, fen gezid dese, o hadis özü yok diye biliyoruz. Siz onun sıkkatini bilirsiniz. Özü yok hadis deyiz. Mesela, fakirlik insanını küfür geçe alıp barışı mümkün. İkincisi hadis, fakirlik benim fakrımdır. El fakiru fakri. Kendi ikilasını tanıştırırken Peygamberimiz Aleyhisselam fakirliği menge fakir deyip dursaylar, şimdi fakirlik küfürge alın varsa. Küfürge alın bırakırken o kişiye fakir bugün mü indi?
Dem ha bu ama doğru dedi ki hadis bir gazet ki dese türlüce tabirler bergen ulamalar. Mesela dedi fakirlikten murat muhtaçlık dedi. Küfürge varadigan adamlar dedi muhtaçlık. Fakir bo'ladigan Allah ki muhtaçlık dedi. İkincisi dedi ki adam Hindistan'ın etkenleri bunusu fakir ihtiyari, bunusu fakir izdirari. İhtiyari fakirlik yani bir varıp tüketip koyuş narsani. Ki özü qolmasligi. Bu fakirlanadigan fakirlik. Ama özü topamay qiynalib yürüş. O müstar bo'lib majburiy fakirlik. Onusu küfürge olarak. Bunusu fakir bo'ladi. Degan nasıl tavirle etebilir. Bunlar farazdan aytilishi mümkün. Ondan aldığın gibi birinci cevabı değil mi? Öz var mı? Alfakru fakir sabitmez. Hadis var mı? Hadis yok öz aslı. Fakirli benim fakirim diye sabitmez öz aslı. Muhaddislerin nazdı sabitmez aslı. Bu da şimdi Türkiye'de. Farazdan sabit desek çiğ desek indikten cevabı olası. Başka tavirler. Kölesini hadis ilminden o şeyde mahur bulmayan kişi tavirlerde ayetip kıyneler. Hadiske mahur bulan adam birinci cevap verip verdi. Bu hadis sabit mesle. Bu tüket. Kim? Ma bağda sabit bu seyem deyip durup cevap diye verip verir. O hakkında. Bunun hoşçakalın onlar yüzler hadis kolası. Çünkü biz, ben hadiske ihtiyacımız var mesela. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in manaları hali geçe açıp verilmeden cüzü köpçü değildi. Manalar tercümesi edildi. Lakin aslı maksat getip barış kem. Mesela halkımız ki özünü hangi gelirse ulamalarımız Hazreti Yazgeller, Alaaddin Mansur Damla Yazgeller, başka ustazlarımız Yazgeller. Lakin tatbik kılış ki itibar edilen derecede tefsilatlı ve bir çukur bahs ki hali itibar geni yok. Özbekçesinmez, Arapça değil mi hali itibar geni yok, köpçülük. Mesela tefsil okuyakken, medresede tefsil okuyakken talib ilim et yapayım, anlamaz. Talib ilim hali tefsirini, köp ayetlerini muradaki hali itibar mı gen? Celalelerini tüketmezsen medresi tüketip oluyor. Nesefi, soru meselesinde mal olacak oldu. Tefsirde aşın çeyiş. Düşündüğünüz mü? Bu hakası. Hamas'ın ihtiyacı var demek ki aşı. Kaysa bir olsayan bitersinin egelliğinde hali ki muntahi derece geyitin. Ki o şu mevzuge dair kitaplarını satı alayım de. Kargo kurup yönetip. Bari başı dişleyin. Ana şu fayda buldu. Hazır ki siz bilen bizi vazifemiz şu tahsil. Ustaz, vatenge bağırıp uşitte mütehassıs değil asacı. Uşitte mütehassıs olsa zor. İmam Maturidi Samarkand'dan çıkmasından imam bugün. Samarkand'dan çıkmak imam Maturidi. Ömrü de çıkmak. Samarkand'dan öyle dikkat edeceği ölgen şüphe etti. Samarkand'dan çıkmasından ümmetli imam bugün hak edildi. Özünü yürütüde yeterli şu derecede ulamalı bugün de. Mahmud Zamakşari, Xorazmni o'zida balog'at imom bo'lgan, u jorullar bo'lib tanilgani keyin bo'lgan, lekin o'sha haramga ketayotganda qaysi shaharga kirsa atrofiga odamlar to'planib shogird tushgan. Nimaga u dong'i ketib bo'lgan bo'lgan Xorazmni chiqmasdan turib. Nahvdagi lug'atdagi ustozlari Xorazmlik bo'lgan. Mahmud Zamakşari. O'shalar imom qilgan Zamakşari. Sakkok ham Xorazmdan bo'lgan. Xorazmda olloma bo'lgan. لولا الاعرجان لذهبت بلاغه القران ديشكان اكلا اقصى سكاكي بنن زمخشري اكلا اقصى بولمغاندا قراننا بلاغاتي يوقالب قويان بولار يوقالب كيتكان بولار شو اكلا اقصى خوارزمدا بولغان عربلار بلمغان بلاغاتي اوب чыгып бергенлер قراندا خوارزمدا чыкмасна بولغان شو قالو بولاد ان شاء الله شو يام حاضر هم هيوا خالي ايشان قلايا كيرسيز مسلي طلبلارن حجرلار الاهيدا Şamlı talebelerin hücreleri alakalı. Şu vakti belirleyen. Bu mesela bu müteahhit, ahirki payetler bizim tenezzülü payetlerimiz var. O zaman şerriyle devrilmez, bu tenezzülü payetlerimiz var. İçen kalan kurulgen payetler. Hazırdan yakışı, alın ilgiye nispeten tenezzülü payetimiz bugün. O şimdi deyem, Mısır'dan Şamlı'dan barıp okuşken. Biz hazır barıp, Mısır'da Şamlı'ya barıp okuyakken okuşken. O şimdi nasıl kayıt edeyim inşallah. İnşallah. Mütehassıs bulup kayıtçısı, mütehassıs buluş üçün harcaya çıkışı hacat kalmaydı inşallah. İnşallah şunu kabul edin. Oşa mamadur edildi daha ki inge avlat o şunu yüzdük edin bulan. Bu yerden yakın barışa diyen buladık ki inşallah. İnşallah. İlimge adam ilimge belirli oluşuyor. Başka nasıl ki erleşmiyor. Özü sahizmen çoğullanı olayım. Her nesneke saçırsız var ki bu. Hiç nesneke erişmeyiz. Her sahadan bir şey her sahada hiç nesne olasın.
Her sahadan bir şey değil, mayli bulsun. Lekin özü sahası da bir de sahada bir yetik buluşuz gerek. Ondan aşkenliğe mayli. Ne mi falan şoğullansı şoğullanır. Şahmet Önüz'den mayli. Lekin aldığım bir tanesi de mütehassıs bu. Hadi İbrahim Halabi diyen dostumuz varlar. Ya ustalin zor gep etken de mütehassıslık hakkında. Mütehassıslık hemme sahadan bitti nersani, bitti sahadan hemme nersani bilir. Bilir, şunun için ne olur. Şunun için ne olur. Lekin talep-i ilim devrede edildi ki, hatta mukarrar yani özün barlanması dedi kitaptan başka kitap satılmasın talip dedi. Çalgı tabi. Çalgı kalanı. Telefon oynamasın, internette oturmasın olmaz. Ondan sonra yitte kaçan. Hatta kereli kitap değil olmaz gerek. Çünkü dersten çalgı. Şeytan dedi ki dersle otursayız zor kısıtken peygamberle kısası bir okumuyorsan mı dedi. Yaşın böyle ders çalgı oldu ki. Kısıyat gibi verilip gitmez. O telefonlar yok beyti. Ha, telefonlar yok beyti. Kitap da kaytarışken. Mesela bizim hazır afatımız lagu. Lağu diyor katsa, ömürde size berekeli oldu. Sözde, közde, kulağda, tilde, kalpte lağu diyor katsayız. Ömür öte berekeli oldu. Lağu olmak, ahiret dünyayızge faydası. Fayda kilitli de almayı diyen, yani zarar def kullanmayı diyenler. Dünyayızge, ahiretizge, sizlikiye aynen. Buranikiye etkisi, sizlikiye faydası yok. Sizlikiye aynen fayda etkisin dünya ahiretizge. Yani dünya ahiretizden ziyanlı def kısın. Şu kereklik, bundan başka hamasın lağı bu. O şimdi kılalısıyız, nasıl belki kirledi hayat ki? Biz ömrümüz yediğim nasıl lağı? Hadi terörleme açıp, ne oldu ki deyse ki, kırp adamın da kıl. Bu da o şimdi ömür ketken bu. Anca zayıf oluyor. Ya terörlemde, menge, ya ki falan kırp adı, bugün ders koyuladık yalnız, şunu açıp kalayın diye, ne açsız, o payda ne olur. O başka nasıl? Yani deyse hafiye girmezsek gerek. Şimdi kılınsa yakışı bu olur inşallah. Yemeği ülketedi de, mütehassıslık ki. Şaşmazsak gerek ki mütehassıslık. 15 yıl ki yemeği yakışık mulla oladı. Dersten beri siz geliydi, ders vergenden kim pişirdi adam. Siz bağırıp ders verir miyim uyardı? Yemeği böyle yürüyüş etmez. Müntahhi bugün için 10 yıl keter, ondan hazırlığa mı keter? Lekin hakiki alım buluşuzge sahage. Ders verir siz geliydi. Üç ara baskıştayım. Müptedegeyim, müntahhigeyim, mütevasıtgeyim. Keyin o şey fenni muammalarını bahs kıra alışsınız gerek. Keyin zamanga masla bir alışsınız gerek. Şunlarını kıskartılığa alışınız gerek, şehrine bir alışınız gerek, her bir mesele. Hmm. Şimdi kıl bir alışınız. Ama Mahmubi'yle şunu diyor ki, muhtasak bir yanı o fikirde. Subhanallah. O şehrine mi? Özüyem şehrine gelin o kişi. Çıkma gelin şunu mesela. Özüyem şehrine, mahtutu var ki, özü şehrine gelin. O mahtutu var mı ki? Muhtasak diye gelin. Allah Allah. Sizde var mı mahtutu? O körgen ben. Tamam ya kaldım ki. Lekin sen güvenli buluşun mümkün yani. Tepesi yazgın kuşunu özünü şahla. Nispetle organış gerek. Nispetle organış gerek yani. Lekin mesela şahla gelene köptü hoş ne kalır? Özünün kitabını, suyu otuyor köp hoşuna aşık yiyen. Özü metrini tüzgen, özü şahla gel. Köp olamalı kıyam bu işte. O şirme yani ilimimi kıskartılı ben bir aralıydı. Şahla ben bir aralıydı. Özünün sahasındaki her bir mesele. O şimdi o şimdi mütehassıs buluyordu. Yani Allah muvaffak kısa hamamız. Allah razı olsun siz. Rahmet. Şimdi Çali, kendiniz için rahmet. Sağ ol. Dua kılamıza, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala özü. Edeştirmekin, kardanlarımızı, hamilerin özü, ilimlerine berekat vergin, ömürlerine berekat vergin, hizmet kılayken, ustazların özü, selamet eyle. Hizmetlerine özü, berdevam eylegin, manfaatli kılgın, ziyan zahmetten eslegin, hamiler, kalplerdeki yaş niyetlerine erişlerine özü, nasip et. Yurt, el üçün, ümmet üçün, millet üçün, bütün insaniyet üçün, hizmet kılışlarını, hammalarga va hammamizga o'zing nasib aylagin.